Efendim merhabalar, iyi akşamlar Habertürk ekranlarından. Tarihlerimiz 18 Temmuz Salı, saatlerimiz 19. Mehmet Akif Ersoy ben. Ana haberle karşınızdayız. Hemen başlayacağız. Biraz can sıkıcı bir başlıkla. Zira hava sıcaklıkları bir hayli arttı ve yaz aylarımızın en büyük sorunu orman yangınları. Çanakkale'de ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor. Hatay'daki yangın kontrol altına alındı. Bu can sıkıcı haberleri de zaman zaman paylaşmak zorunda kalıyoruz. İkinci başlığımız, üçü de can sıkıcı başlıklar. Onu söyleyeyim. İkincisi tahıl koridoru. Rusya yapar yapmaz diye ana haberde çok konuşmuştuk. Devam eder mi etmez mi? Bazı uzmanlar Rusya'nın da işine geldiği için devam ettireceğini düşünüyorlardı. Tahmin ettiğimiz gibi öyle olmadı. 17 Temmuz'da dün itibariyle süresi doğan tahıl koridoru konusunda Rusya'nın olumsuz mesajları var. Hatta Türkiye ile temas konusunda da çok olumlu mesajları yok. Onu da söyleyebilirim. En azından Peskov'un ifadelerinden anladığımız şey bu. Bunun detaylarına bakacağız, konuşacağız. Bizi nasıl etkileyeceğini konuşacağız. Çünkü en temel sorunumuz, üçüncü başlığımızda gelsin, ekonomi. Yani içeride hayat pahalılığı çok yüksek. İşte hafta sonumuz benzin ve mazota gelen zamlarla, daha doğrusu ÖTV artışlarıyla şekillendi. Pek çok haberi takip ettiniz. Bu tek başına benzine, motorine zam gelmesi araba kullanmamızla ilgili bir durum değil. Lojistik maliyetlerinin artmasıyla tarım yapanların traktörlerine koydukları mazotla bu gıda ürünlerinin doğrudan fiyatlarına yansıyacak bir durumla ilgili bir durum. Üstüne tahıl koridoru anlaşması yine küresel düzeyde gıda fiyatlarıyla ilgili bir durum. Tam da böyle bir iklim içerisinde Körfez turu var. Ekonomiye nasıl yansıyacağını biraz anlamaya çalışacağız. Şunu biliyoruz elbette, tek başına Körfez ülkeyle değil, o yüzden zaten Amerika ile ve Batı ile de sıcak temasların olduğu süreçlerin içerisinden geçiyoruz. Son NATO zirvesinde bunun önemli bir göstergesiydi. Onun da doğrudan ekonomiyle ilişkili olduğunu paylaşmak yanlış olmayacaktır. Çanakkale'de başlayalım. Şimdi Çanakkale'de dünden beri devam eden bu yangına müdahale sürüyor. Gece gündüz çalışmalar havadan karadan devam ediyor. Son durumu alacağız. Uzay Kesmen yangınla mücadelenin sürdüğü bölgede. Tam neredesiniz Uzay? Son durum notların neler? Hemen dinleyelim seni. Mehmet Akif Ersoy, bugün özellikle Çanakkale'de Damyeri mevkiinde geniş bir alanda orman yangını vardı. Ama 51. saatte artık o orman yangında büyük ölçüde kontrol altına alınmış durumda. Biz de kameraman arkadaşım Özgür Balaban'la beraber şu anda Damyeri'ndeki son çalışmaların olduğu yerdeyiz. Burada artık bir alev ya da duman görmek mümkün değil. Çünkü gün boyu senin de söylediğin gibi hem havadan hem de karadan yoğun bir şekilde buradaki alev yangınla ekipler mücadele etti. Yavaş yavaş tamamlandığını görebiliyoruz. Tabii yangın pazar akşamı çıkmıştı saat 5.30 gibi ve 3. günde ancak kontrol altına alınabildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan henüz daha resmi bir açıklama yok ama hemen hemen bugün yangının çıktığı alandaki her yeri gezme imkanı bulduk ve şu anda artık bir yangın olduğu bir nokta görmüyoruz. Burada tabii 3 gündür mücadele eden orman işçileri ve jandarma personeli de var. Onlar da artık biraz daha istirahat etmeye başladılar. Çünkü 3 gündür gece gündüz demeden onlar da alevlerle, yangınla mücadele ettiler. Ve ancak şu anda işte oturup biraz dinlenmek ve karınlarını doyurmak için zaman buldular. Onlar da tabii bu yangının, yangınla mücadelenin en büyük emekçileri bir anlamda. Yine tabii diğer taraftan havadan da müdahaleler vardı. Artık havada yavaş yavaş kararmaya başlayınca helikopterler de artık çekildi. Çünkü helikopterlerin de müdahale edeceği öyle şiddetli bir yangın artık kalmadı. Kimi yerlerde dediğimiz gibi karadan arızözlerle soğutma çalışmaları devam ediyor. Ama dinliyorum Mehmet Akif Ersoy. Duyabildin mi? Ne kadar büyüklükte bir alan zarar gördü? Açıklama var mı? Mehmet Akif Ersoy, henüz daha tam olarak ne kadar büyük
büyüklükte bir alanın yandığı ile ilgili bir açıklama yok. Ama geniş bir arazi, şöyle tarif edelim. Şu anda Damyeri mevki diyoruz. Burası iki köyün arasında kalan bir mesafe. İki köyün arasında yaklaşık olarak 7-8 kilometre. İşte bu 7-8 kilometrelik alandaki sık ormanlık alanda bu yangın büyük ölçüde bugün devam ediyordu ve kontrol altına alındı. Yani hemen hemen farklı yerlerde, aynı yerde değil, birkaç farklı lokasyonda bu yangınlar çıktı ve büyüdü. O yüzden de geniş bir alan, ama henüz daha tam olarak ne kadar bir alanda bu yangın dönüm olarak etkili oldu, bunun resmi açıklaması henüz daha tespiti bize gelmedi, ama geniş bir alan olduğunu biliyoruz. Çünkü şu anda burası Damyeri, ama hemen hemen buradan bir 7-8 kilometre ileride de Kemal Köyü var. O Kemal Köyü'nün etrafındaki alanlar da yanmış durumda. Yani farklı yerlerde geniş bir alanda çıkan yangından bahsediyoruz. Tabii tarım arazileri zarar görmüş durumda. Özellikle Çanakkale'de buğday, arpa ekili alanlar var. Bu alanlarda çok ciddi zarar var. Yine köy merkezlerinde olmasa bile yine köylerin dışındaki bazı dağ evleri de bu yangınla beraber zarar görmüş durumda, küle dönmüş durumda. Telef olan hayvanlar var malum. Bu bakımdan da besiciler zor durumda kaldıklarını söylüyorlar. Yangın büyümeden hayvanlarını alıp başka yerlere, güvenli yerlere nakleden de yine kimi besiciler var. Ama özellikle bölgede baktığımızda ormanlık alanlarda ciddi bir zarar olduğunu görüyoruz. Ama yerleşim yerlerine yayılma tehlikesi vardı, ama artık o tehlike geçti gibi gözüküyor. Çünkü pazar akşamında ilk olarak Kemalköy tahliye edilmişti. Dün akşam saatlerinde de 5 köy daha tahliye edildi ve bu 6 adet tahliye edilen köye bu yangınlar uzanmadı. Neyse ki buradaki dozerlerle, iş makineleri ile yangının köylere yayılmasının önüne geçildi. Bir anlamda yangınla yerleşim yerleri arasında kalan bölgede dozerlerle set oluşturuldu ve bu alandan da yangın yerleşim yerlerine uzamadan engellenmiş oldu. Şöyle Özgür Balaban'dan rica edeyim. Şöyle bakın, arka tarafta yine ilave yangın söndürme ekipleri, itfaiye araçları ve Orman Genel Müdürlüğü'nün arızözleri geliyor. Artık yavaş yavaş onların da toparlanmaya başladığını, hortumlarını topladıklarını görüyoruz. Tabii henüz daha dediğimiz gibi resmi bir açıklama yok. Çünkü şöyle, dün aslında bu yangın Mehmet Akif Ersoy 14.30 sıralarında kontrol altında alınmış gibiydi, ama Çanakkale'de şiddetli bir rüzgar var ve bu rüzgarla beraber sönen yerlerdeki yangın yine büyüyor. Bu yüzden de biraz daha temkinli yaklaşıyorlar. Yani yangın şu anda sönmüş durumda diyebiliriz, ama yeniden çıkmayacağının bir garantisi yok. Bu yüzden de ekipler burada beklemeye devam ediyor. Uzay, teşekkür ediyoruz. Evet, soğutma çalışmaları sürüyor. Gerekli önlemler alınacaktır. Mutlaka umarız yeniden çıkmasın. Çanakkale'deki yangının kontrol altına alındığı bilgisini Uzay bizle paylaştı. Geniş bir alanda yangından etkilendi. Ankara Mamak'ta bir makine kimya endüstrisi fabrikasında bir patlama yaşandı. O patlamada 4 işçi yaralandı ve patlamanın etkisiyle yine yakındaki bir ormanlık alanda yangın başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı oradaki yangın. Patlama ile ilgili soruşturma başlatıldı. 2 savcı görevlendirildi. Detaylarına bakacağız haberimizden. Patlamanın adresi Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun Ankara Kayaş'taki kapsül fabrikasıydı. Patlama Arge bölümünde meydana geldi. 4 işçi yaralandı. Patlamanın yaşanmasının hemen akabinde ambulans ekipleri de fabrikanın önüne geldi ve burada yaralılara müdahalesini gerçekleştirdi. Patlama sesi çevrede geniş bir alanda duyuldu. Yangın nedeniyle gökyüzünü dumanlar kapladı. Alevler yandaki ormanlık alana sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ankara Valisi Vasip Şahin, yaralı işçilerin sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi. Arge yapılan bir bölümde henüz daha teknik olarak sebebini kesin belirleme çalışmalarının sürdüğü bir nedenle bir patlama oldu. İşçilerimiz şu anda tedavi altında ve bilinçleri açık. Söndürme çalışmaları tabii kimyasal bir yangın olduğu için dikkatle yürütüldü. Durum tamamen kontrol altına alındı. İçeride de 2-3 bölümde etkili olmuş. Diğer bölümlerinde bile etkisi olmamış. Milli Savunma Bakanlığı'ndan da fabrikadaki yangına ilişkin açıklama yapıldı. Yangının kısa sürede kontrol altına alındığı ve idari soruşturma başlatıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise patlamaya ilişkin adli soruşturma başlatıldığını duyurdu.
Patlamanın araştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından Kaza Araştırma Komisyonu kuruldu. Bakan Vedat Işıkhan, iş güvenliği müfettişlerinin görevlendirildiğini paylaştı. Evet efendim, başlıklarımızdan birisiydi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu. Şu sıralar Katar'da, Suudi Arabistan'daydı. Suudi Arabistan'la başladı Körfez turu. Umre ziyareti de yapıldı. Ekonomik temaslar ön planda. Savunma alanında işbirliği, ama o da ekonomiyi ilgilendiren bir görüşme. İlk durağı Suudi Arabistan'da 5 yeni anlaşma imzaladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Şimdi Katar'da Suudi Arabistan'daki temaslara şöyle kısaca bir bakacağız. Bu 5 yeni anlaşmanın ilki doğrudan yatırımın teşvik edilmesi için işbirliği mutabakat zaptı. Hangi alanlarda yatırım yapılacağı konuları mutlaka görüşüldü. Onlar da paylaşıldı bir miktar. İletişim alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı. Savunma bakanlıkları arasında işbirliğine ilişkin uygulama planı. Enerji alanında mutabakat zaptı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar arasında işbirliği sözleşmesi imzalandı. Bu da önemli ve dikkat çekiciydi. Zaten bu imza töreninin hemen ardından bir paylaşım gerçekleşti. Suudi Arabistan ziyaretindeki dikkat çeken anlaşmalardan biri savunma başlığı. Bayraktar TİHA alacak Suudi Arabistan. Baykar Teknoloji Genel Müdürü Haluk Bayraktar da sosyal medya hesabından duyurdu anlaşmayı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi olduğunu da ifade etti. Şöyle bir tweet attı. Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ile Baykar TİHA ihracatı ve işbirliği sözleşmesi imzaladık. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük savunma ve havacılık ihracatı sözleşmesi hayırlı ve uğurlu olsun diyerek Türkiye ve Suudi Arabistan bayraklarını paylaştı. Bu iki fotoğrafı hem Muhammed Bin Salman'la Veliaht Prens'le Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını, hem hemen önlerinde çekildikleri Suudi Arabistan Savunma Bakanı ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı. Önemli ziyaretler, şöyle önemli ziyaretler. Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri, Suudi Arabistan bölgesel bir aktör olması açısından önemli. Muhammed Bin Salman sonrası bir dönem bir gerginlik yaşandı Cemal Khashoggi meselesi üzerinden. Zaten zaman zaman bunları sizlerle paylaştık. Sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Karşılıklı ziyaretler gerçekleşti. Artık tansiyon düştü. Tansiyon düştükten sonra ilişkiler daha da iyi bir noktaya gitti. Suudi Arabistan'ın Katar'la zaten ve Suudi Arabistan değil sadece, yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır'ın da dahil olduğu Körfez ülkelerinin Katar'la olan sorunlarının çözülmesi de önemliydi. Akabinde bir rahatlama oldu bölgede Körfez ülkeleri arasında. Hatta şöyle ki, İbrahim Anlaşmaları İsrail ile bile Körfez ülkelerinin ilişkilerini başka bir noktaya, başka bir seviyeye taşıdı. Şimdi Katar ziyareti, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti, Körfez sermayesi. Körfez sermayesi bu arada şöyle bir sermaye değil, Körfez'e sıkışmış bir sermaye değil. Aynı zamanda Avrupa'dan gelecek olan yatırımların pek çoğunun da Körfez ülkeyle ilişkili olduğunu düşünebilirsiniz. Çünkü oralarda da çok ciddi yatırımları var. İngiltere'de, Fransa'da, Almanya'da, Hollanda'da, Körfez ülkelerinin, Amerika Birleşik Devletleri'nde yine aynı şekilde. Dolayısıyla ekonomik nedenlerle önemli. Birazdan biz Avrupa Birliği ülkelerinin mesajlarına bakacağız. Orada da zaten ekonomi başlığını biraz daha konuşuyor olacağız. Şimdi devam edelim. Türkiye'nin insansız hava aracı pazarındaki yerine dair bir grafiğimiz var. Kaç ülke TİHA ve SİHA'yı Türkiye'den satın alıyor? Hemen ona bakalım. Şimdi Bayraktar TB2 SİHA 30 ülkeye satılıyor. Bunların arasında Cezayir, Azerbaycan, Kuveyt, Kosova, Polonya ve Litvanya da var bu 30 ülke arasında. Zaten Bayraktar TB2'nin namı, tabii Libya falan da var içerisinde. Yani pek çok ülke var. Özellikle Libya Savaşı'nda, yine Azerbaycan'da, Güneydoğu'daki operasyonlar, ama küresel düzeyde Azerbaycan ve Ukrayna'da, özellikle Batı açısından baktığımızda da Ukrayna Savaşı'nda çok ön plana çıktı. Dolayısıyla tüm dünya tarafından tanınır bir marka haline geldiğini söylemek yanlış olmaz. Bayraktar TİHA 7 ülkeye satılıyor. Bunların içerisinde Suudi Arabistan bu anlaşmayla birlikte oldu. Azerbaycan, Kırgızistan ve Pakistan var. Şimdi Batı'ya bakalım. Savunma sanayi konusunda bizim bir hafta öncesine kadar, belki bir süre öncesinde zaman içerisinde çözdüğümüz sorunları çözdüğümüz ülkeler var, ama bir hafta öncesine kadar hala sorunlarımızın devam ettiği ülkeler vardı. Mutlaka doğrudan değil ama mutlaka ilişkili ve irtibatlı olduğu için ben NATO zirvesini bir kez daha hatırlatmak isterim. Türkiye'nin İsveç kararını da hatırlatmak isterim. Tüm bunlarla birlikte Avrupa Birliği çıkışını da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Biden-Erdoğan görüşmesinin de altını çizerek, Zelenski'nin Ankara ziyareti
Ve Zelenski'nin, İstanbul'da mıydı, özür dilerim, Zelenski'nin ziyaretiyle birlikte Azov taburlarının, komutanlarının gitmesi, Türkiye'nin Ukrayna ile yakın ilişkileri vesaire. Bunların hepsi peş peşe gelen adımlar. Türkiye, o yüzden biz günlerce konuştuk. Acaba Batı ile ve Amerika Birleşik Devletleri ile yeni bir döneme mi giriyor diye. Yapıcı adımlar atılıyor. Yunanistan'la da görüşmeler öyle geçti. Miçotakis'le Erdoğan görüşmesi de. Ve baktık mesela orada da çok kriz olan sorunların biraz daha soğutmaya bırakıldığı, işbirliği alanlarının geniş tutulduğu, üzerinde mutabık kalınan konuların asgari müşterekler dahi olsa onları çoğaltarak ya da onlar üzerinde onları zenginleştirerek adım atılan bir sürecin içerisindeyiz. Bunun da bazı sonuçları var. Mesela Hollanda savunma sanayinde Türkiye'ye yönelik bir ihracat kısıtlaması vardı. O da kaldırıldı. Ve bu kararla savunma sanayinde adil rekabetin geliştirilmesinin hedeflendiği söylendi. Hollanda Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ile Ekonomi ve İklim İşleri Bakanlığı savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına yönelik kısıtlamayı kaldırma kararına ilişkin ortak bir metin yayınladı. Avrupa savunma işbirliğini güçlendirmek ve Hollanda'nın bu projelere katılımını teşvik etmek istediği aktarıldı bu metinde. Hollanda savunma sektörünün ekonomik canlılığı ve yenilikçi gücünün büyük ölçüde ihracata bağlı olduğu belirtildi. Bu bağlamda Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan için geçerli olan savunma sanayi teçhizatlarının ihracatına ilişkin kısıtlama kararının derhal sona ereceği kaydedildi efendim. Sadece böyle değil. Yani sadece savunma sanayi alanda değil. Bu arada şunu da söyleyeyim. Amerikalılar da şimdi mesela F-16'ların Türkiye'ye verilmesi konusunda daha müsbet cümleler kurmaya başladılar. Öyle ki yani düne kadar özellikle Yunanistan'da lobi yapan Menendez dahi. Bunların elbette bir hikmeti var. Yani Batı'nın pozisyonu, Türkiye'nin böyle güçlü bir NATO ülkesinin, bu kadar nüfuzu, askeri gücü olan bir ülkenin Batı bloğunda kalması konusundaki hassasiyetinde bir miktar daha arttığı bir dönemdeyiz. Onun sebebi de Rusya-Ukrayna savaşı ve Rusya'nın bu savaşı sürdürme konusundaki agresiflik ve netliğinin devam ediyor olması. Niye Rusya'nın diyorum? Çünkü Rusya başlattı savaşı, işgal sürecini de. Ve Rusya niye başlattı onu da söyleyeyim. Yani Ukrayna'nın Batı ile ilişkilerinin yakınlaşması, Amerika ile temasları ve NATO'ya yüzünü dönmesi üzerine ben buna izin vermem derken Rusya burnunun dibindeki bütün ülkeleri İsveç ve Finlandiya'da dahil olmak üzere NATO'ya sokmayı başardı. Şimdi savaş bittiğinde Ukrayna'da girecek gibi görünüyor. Girer girmez bilemiyorum. Yani o işgal edilen yerlerle ilgili. Neyse efendim tüm bunlar bizim Batı ile ilişkilerimizi biraz daha iyileştirme sürecini başlattı. Tabii ki diplomatik çabalar da var ama konjektürde öyle bir yere doğru gidiyor. Yani zamanın ruhu da oraya uygun gibi. Amerika, Batı bloğunu, Türkiye'yi hatta Körfez'i küresel rekabetin yaşandığı bu sürecin içerisinde aynı noktada tutma gayretini sürdürüyor desek yine yanlış olmaz. Alman basınında Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin dikkat çekici bir makale yayınlandı. Şimdi böyle şeyler ne diyoruz? Bayram değil, seyran değil. Yani böyle şey eskiden yoktu. Biz mesajı verdik. Onlar da diyorlar ki şimdi Türkiye'nin birliğe üye olması durumunda birliğin küresel güç faktörü haline gelebileceğine dair cümleler kurmaya başladılar. Bakalım detaylarına. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olması durumunda birlik küresel güç faktörü haline gelebilir iddia Alman basınından. Alman Spiegel dergisinde yayımlanan bir makalede Türkiye ve Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyesi olma durumuna ilişkin değerlendirme yapıldı. Üyeliğin onaylanması halinde birliğin küresel güç faktörü ve dünya sahnesinde önemli aktör haline gelebileceği belirtildi. Türkiye, halihazırda Almanya'dan daha fazla nüfusa sahip ve demografik olarak oldukça dinamik bir şekilde büyümeye devam ediyor ifadelerinin kullanıldığı makalede, Türkiye'nin genç nüfusa sahip olma avantajına işaret edildi. Türkiye'nin üyeliğinin birliğin demografik düşüşünü yumuşatmasına yardımcı olabileceği belirtildi. Her iki ülkenin üye olması durumunda Avrupa Birliği'nin 1/3 oranında büyüyeceği değerlendirmesi yapıldı. AB nüfusunun ise 1/4 oranında genişleyeceği belirtildi. Bunun Avrupa bütünleşmesi sürecini bile gölgede bırakacak mega bir genişleme olacağı kaydedildi. Dahası var. Şimdi vize sorunumuz var biliyorsunuz. En başta çözülmesi gereken meselelerden bir tanesi. Ha, bu arada şunu hatırlatalım.
Çünkü mottomuz o. Yani gerçekle sizi yüzleştirmek bir yerde bu haber bülteninde. Biz Avrupa Birliği'ne falan girer miyiz? Yani ben öyle bir şey olacağını hiç düşünmüyorum. Sadece bu süreçlerde bazı karşılıklı işte çıkarların korunduğu bir takım faydalar ülkeler açısından söz konusu olabilir. Win-win ilkesi, yani kazan kazan üzerinden de Türkiye'nin de Avrupa'nın da kazandığı şeyler noktasında da süreç devam eder. Biz Avrupa Birliği'ne gerçekten Avrupalılar Türkiye'ye askeri veya sosyolojik, demografik falan olarak ihtiyaç duyarlarsa bir gün alırız gibime geliyor. Yani Avrupa Birliği'ne artık girmememiz gereken bir zamanda Avrupa Birliği'ne bizi almak isteyebilirler. Bu arada şu da önemli. Mesela nüfusa göre Avrupa Parlamentosu'na temsil edildiği için ve Türkiye nüfusu da Avrupa Birliği'ne dahil olan ülkelerin neredeyse tamamının nüfusundan, hatta bildiğim kadarıyla tamamının nüfusundan daha fazla olduğu için orada çok güçlü şekilde temsil edilecek. Yani o meclisi domine edecek bir noktaya gelecek. Bu da onlar açısından bir siyasi risk. O yüzden bunları konuşmaya devam edeceğiz. Böyle. Güzel. Bu olumlu hava ne getirir bize? Yine aynı şeyi konuşuyoruz. Yani bundan biz 10 yıl önce de bunu konuşuyorduk. 20 yıl önce de, 30 yıl önce de, 40 yıl önce de. Hatta 15 yıl önce çok olumlu, hatta fasılların açıldığı, fasılların kapandığı, yani fasılların tamamlandığı süreçler de yaşadık. Çok olumlu gittiği zamanlar da oldu. Sonuç ne oldu? Sonuç bir şekilde bir şeyler bahane edildi. Bir takım sorunlar yaşandı ve bu mesele kapatıldı. Dönemsel olarak bu ilişkilerin muhafaza edilmesi ve geliştirilmesi, konuşuluyor olması, havanın yumuşaması, temaslar, bu tarz mesajlar, makaleler, politikacıların yine gazeteciler sorduğunda Türkiye ile ilgili olumlu ifadeleri ne getirir? Yatırım getirir. Ekonomik olarak belki biraz daha bizi rahatlatabilir. Vize konusundaki sıkıntıları belki biraz ortadan kaldırabilir. Gümrük Birliği Anlaşması'nı devam ettirebilir, başka şeyler olabilir. Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Türk gazetecilere yönelik vize uygulamalarını sert şekilde eleştirdiler mesela. Federasyondan bir açıklama yapıldı. Ayrımcılığa son verin denildi. Meslektaşlarımızla ilgili bir konu. Tabii sadece meslektaşlarımızla ilgili değil, aynı zamanda Türk vatandaşlarının da vizeleriyle ilgili sorunlar var. Belki onların çözümüne de bu ilişkilerin gelişmesi katkı sağlayabilir. Buyurun bakalım. Avrupa Gazeteciler Federasyonu, Türklere yönelik vize uygulamasına karşı ön yargı ve ayrımcılığa son verin çağrısı yaptı. Federasyon, Türk gazetecilere yönelik vize uygulamalarını sert şekilde eleştirdi. Türk gazetecileri ve vatandaşlarının Schengen bölgesi dahil 27 ülkeye vize başvurularında giderek artan sınırlamalara maruz kaldığı belirtildi. Vize uygulamalarındaki sistematik engellerden ciddi endişe duyuyoruz denildi. Avrupa Gazeteciler Federasyonu Başkan Vekili Mustafa Kuleli, Schengen ülkelerinden gazetecilere uygulanan fiili vize ambargosunu sona erdirmelerini talep etti. Ön yargılar, muhabirlerin mesleki sorumluluklarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri önünde engel teşkil etmektedir, dedi. Avrupa Gazeteciler Federasyonu açıklamasında Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın verilerine atıf yaparak vize başvurularıyla ilgili incelemelerin sıkılaştırıldığı, randevu alma sürecinde bile uzun bekleme süreleri yaşandığı belirtildi. Ret oranlarının %50'ye yükseldiği belirtilerek bu oranın 2022'de %15 civarında olduğu ifade edildi. Özellikle iş için sıklıkla yurt dışına seyahat eden gazetecilere kısa süreli vize verilmesinin de mali açıdan sürdürülebilir olmadığına dikkat çekildi. Efendim, Rusya ile Kırım'ı birbirine bağlayan bir köprü var. Daha önce bir kere hedef alınmıştı. Çok ciddi tartışmalar yaşanmıştı üzerine. Savaşın boyutlarını değiştirebileceği konuşulmuştu. O Kerç Köprüsü'nde ikinci bir patlama meydana geldi. Yaşamını yitiren birkaç sivil oldu. Ama köprünün stratejik bir önemi var. Tam tahıl koridoru anlaşmasının biteceği gün saldırı gerçekleşti. Bu anlamda da konu tartışıldı. Rusya Devlet Başkanı Putin bu patlama sonrasında hükümet yetkililerini topladı. Rusya'nın saldırıya karşılık vereceğini söyledi. Ve çok geçmeden de Ukrayna'nın Odessa ve Mykolaiv limanlarına saldırılar düzenlendi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesini Kırım'a bağlayan Kerç Köprüsü'ndeki saldırıya yanıt vereceklerini duyurdu. Ukrayna'nın Odessa ve Mykolaiv limanları vuruldu. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlenen intikam saldırısında tüm hedeflerin vurulduğunu açıkladı. Hükümet yetkilileriyle toplanan Putin, saldırıyı terör saldırısı olarak nitelemiş, olaydan Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınması konusunda yetkililerden somut öneriler beklediğini söyleyen Putin, karşılık verilecek dedi. Elbette Rusya'dan bir yanıt gelecek. Savunma Bakanlığı uygun teklifleri hazırlıyor. Putin'in açıklamasının üzerinden çok geçmeden hava saldırıları başladı. Ukrayna, ülkenin güneyine ve doğusuna füzeler ve insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendiğini, Odessa limanındaki altyapının zarar gördüğünü açıkladı. Rusya'nın Ukrayna'yı sorumlu tuttuğu Kırım Köprüsü'ndeki patlamada 2 kişi ölmüş, 1 kişi yaralanmıştı. Köprüde Kasım 2022'de meydana gelen patlamada da 3 kişi hayatını kaybetmiş, Rusya patlamanın ardından Ukrayna'ya misilleme saldırıları başlatmıştı. Kırım Köprüsü olarak da bilinen Kerç Köprüsü, Rusya ile Kırım arasındaki tek doğrudan bağlantı. 19 kilometrelik köprü, Ukrayna'daki Rus güçleri için önemli bir ikmal yolu konumunda. Evet, köprü ikmal yolu Ukrayna'daki Rus güçleri için. Köprü ilk vurulduğunda temel meselelerden birisi, uluslararası ilişkilerde yine, yapabileceğini söyle, söylediğini mutlaka yap ve caydırıcılığını yitirme. Hele savaş halindeysen. Rusya-Ukrayna savaşında herhalde en çok şahit olduğumuz konu, Rusya-Ukrayna'ya girmeden önce 2 gün içinde Ukrayna'yı alabileceği konuşulurken ve bütün uzmanlar bu savaşı Rusya'nın kesin olarak kazanacağını söylerken, Rusya'nın uzun uzun 60 kilometrelere varan tank kuyruklarıyla Kiev'e ilerlemeye çalıştığı sırada tankların imha edilme görüntülerinin yavaş yavaş dünya basınına servis edilmesi ve savaşın seyrinin değişmesi, akabinde dört bir yandan giriş yaptığı, karadan birlikleriyle giriş yaptığı Ukrayna'da uçaklarının doğrudan nokta atışı bazı hedeflerini vuraması, bir sürü uçağın helikopterinin düşmesi, bazı bölgelerden çekilmesiyle savaş başka bir noktaya evrildi. O gün Rusya bir miktar caydırıcılığını yitirdi. Ve öyle de kolay kolay Ukrayna'ya giremeyeceğini görmüş olduk. Ha, şunu diyebilirsiniz, Rusya Ukrayna ile savaşmıyor. Rusya aynı zamanda bütün Avrupa ile, NATO ile, Amerika ile bir yerde savaşıyor. Yani onların askeri danışmanları, oradan giden gönüllüler, bildiğimiz bilmediğimiz istihbaratçılar ve askerler, gönüllüler, son teknoloji silahlar, hatta o ele geçirdiği silahlarla ilgili Putin ne dedi? Karşı koyma, yani istihbarata karşı koyma gibi, bu silahlara karşı da teknoloji geliştirme açısından bize fayda sağlıyor dedi. NATO'nun son teknoloji silahlarının Ukrayna elinde olması ve Rusya'nın bu savaşta NATO silahlarını ele geçirmesi üzerine. Ama şu caydırıcılığını yitirme meselesi. İlk olarak köprü vurulduğunda, Kerç Köprüsü, kıyamet kopacak galiba demiştik. Öyle olmadı. Öyle olmadıktan sonra da şimdi tekrar köprü vuruldu. Putin füzeler attı vesaire. O kadar stratejik önemi var ve çok büyük ve ağır bedelleri olacak. Bu savaşın seyrini değiştirir dediğimiz bir yerde aslında savaş hala öyle devam ediyor. Bu bana bir yerde bir şekilde 67 savaşında İsrail'in Doğu Kudüs'ü işgal ettiğinde Mescid-i Aksa'ya girip orayı yaktığı zamanları hatırlattı. O zaman dönemin İsrail Başbakanı da gece uyuyamadım, Müslümanlar yarın kıyamet koparacak zannetmiştim ama öyle olmadı dedi. O gün bugündür de işgal politikaları İsrail'in devam etti. Yani hakkınızda bir algı varsa ve o algıyla ilgili, caydırıcılığınızla ilgili dahi öyle bir algı kuvvetli şekilde varsa, onun gereğini yapamıyorsanız geçmiş olsun gibi bir durum oluyor. Tal koridoru konusu. Bu anlaşma biter mi bitmez mi falan derken 17 Temmuz geldi çattı. Bugün 18 Temmuz'dayız. Rusya devam eder diye düşünülüyordu ama işler öyle gitmiyor gibi. Neden? Putin ikna olur mu konusunu konuşuyoruz. Putin ne demiş ona da bakacağız ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'la başlayalım. Putin'in anlaşmanın devamını istediğini düşünüyorum diye bir mesaj verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ki buradaki en kritik pozisyon bizim pozisyonumuz. Yani Türkiye bu işi inşa etti, yaşattı, devam ettirdi ve Türkiye'den beklenti çok yüksekti şu süreçte de. Hatta Erdoğan-Putin görüşmesi olacak diye düşünülüyordu yüz yüze. Sonra Zelenski görüşmesi sonrası yüz yüze olmaz ama telefonla görüşürler.
O da olmadı. Hatta şu sıralar görüşme de olmayabilir deniyor. Devam edelim. Zelenski, Ukrayna Devlet Başkanı. Türkiye, BM ve Ukrayna gıda koridoru çalışmasını sağlayabilir diyor Zelenski. Bütün Batı'nın bunun devamından yana olduğunu mesajlardan göreceksiniz zaten. Mesela BM Güvenlik Konseyi, Rusya Tahıl Koridoru Anlaşması'na geri dönmeli diyor. Güvenlik Konseyi derken, ya Güvenlik Konseyi'nde Rusya da var ama Rusya değil, Rusya hariç. Şimdi Peskov, Peskov'a gitmeden Blinken'a bakalım hemen. Amerikan Dışişleri Bakanı, bakın Batı'nın bir başka parçası. Rusya'nın eylemi gıdayı silah haline getirmektir diyor. Yani durdurması gıdayı silah haline getirmek anlamına gelir diyor. Peki Rusya ne diyor? Rusya'dan bir tane açıklama var. Peskov diyor ki, Kremlin sözcüsü, Ukrayna tahıl koridorunu askeri faaliyetleri için kullanıyor. Bir şey daha söyledi Peskov. O burada var mı bilmiyorum. Tahıl koridoruna dair. Ha, evet varmış tepki. Yani Rusya olmadan devam etmeye kalkarsa nasıl olacak bu iş? Şimdi Rusya çekildiğini açıkladı. Anlaşma yürürlükte değil. Bundan sonra ne olabilir? Mesela şunu da dedi. Rusya'sız devam edebileceğini savununca Zelenski, Cumhurbaşkanı'na bir mektup gönderilip, yani Kremlin'den işte devam edilebilir falan şeklinde Zelenski'nin böyle bir talebi olduğunda, Kremlin de diyor ki biz olmadan yani bunun güvenliğini nasıl sağlayacaksınız? Çok riskli diyor. Dolayısıyla efendim bu tahıl koridoru meselesi de artık devam eder mi? Bundan sonra ne olur? Rusya'nın istediği gıda ile ilgili bir takım yaptırımlar konusunda beklentileri vardı. Onlar ne olur? Zelenski mektup yazdı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve Genel Sekreter Guterres'ten. Rusya'sız anlaşmanın devam edebileceği yönde bir beklentisi oldu. Mümkün mü? Bunları konuşmak istiyoruz. Edam Savunma Programı Direktörü ve Rus'un Enstitüsü Kremlin Analisti Doktor Can Kasapoğlu konuğumuz. Ana Haber'de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Ya aslında şu soruyu Rusya'sız mümkün mü diye sormak niye istemiyorum? Çünkü Rusya'sız mümkünse zaten niye bugüne kadar Rusya, Ukrayna, Türkiye birlikte bu süreci yönettiler gibi bir soru da gelir peşinden. Ama Zelenski diyor ki Rusya'sız devam edelim. Ne demek? Şimdi açıkçası iki hususta dikkatli olması lazım Türkiye'nin. Bu yalnızca Zelenski tarafından dile getirilmiyor. Ben yıllardır düşünce kuruluşlarında çalışırım. İşin siyasanın mutfağı da budur. Bir süredir işte Türkiye bu işin garantörü olsun. Türkiye tahıl koridorunu, ki tahıl koridoru dediğimiz 300 deniz mili uzunluğunda, 3 deniz mili genişliğinde hali hazırda savaş bölgesi olan Ukrayna güneyinden, Odessa başta olmak üzere 3 ana Ukrayna limanından milyonlarca ton tahılın dünyaya ulaştırılması. Unutmayalım, bu biz belirttiğim gibi bu bir savaş bölgesi ve Rus Karadeniz donanması aktif. O kadar durum kritik ki bugüne kadar neler olduğuna bakalım. İşte en son Ukrayna insansız su üstü platformları Kerç Köprüsü'nü vurdu. Rus Karadeniz donanmasının sancak gemisi Moskova kruvazörü batırıldı. Siz bu yayını yaparken, ben konuk olurken Odessa hala bombardıman altında. Dolayısıyla savaş ve çatışma bölgesi olan bir alandan Türkiye'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin aktif garantörlüğünde tahıl anlaşmasını fiilen uygulamasını ve bunu yaparken de Rus Karadeniz donanmasıyla karşı karşıya gelme riskinin de alınması yönünde bir takım hazırlıklar olduğunu, fikri hazırlıklar olduğunu görüyoruz. Nasıl, nerede Fakat, görüyoruz? Fakat çok bir saniye, uzatmadan nerede, şunu söyleyeyim. Nerede konuşuluyor böyle? Birincisi belirttiğiniz gibi tabii Ukrayna Devlet Başkanı'nın açıklamaları, ama bunun dışında bugün özellikle batılı düşünce kuruluşlarında yayınlananlara böyle hızlıca bir gözden geçirirseniz eğer, bu anlaşma zaten Rusya ile ilgili değil, bu anlaşma Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler arasında bir düzenleme. Rus Karadeniz Donanması'nın Türk Deniz Kuvvetleri'ni bölgede doğrudan tehdit edecek hali yok. Dolayısıyla anlaşma Rusları saf dışı bırakarak uygulanabilir şeklinde birçok makalenin çıktığını ve genel hava oluşturacak uluslararası basında da böyle yayınların yapıldığını gördük. Fakat burada eksik olan bir şey var, o da şu. Türkiye'ye bu konuda, Türkiye'yi bu konuda teşvik edenler, Türkiye'nin karşılığında ne alacağı ile ilgili hiçbir şey söylemezler. Savunma kapasitesi dair hiçbir şey söylemiyorlar. Ya bir şey söyleyeyim, ne alsak yapılacak iş mi bu bir de yani? Bu bir başka bir kriz değil midir yani?
Doğru, öyle ama çok ne alsak yapılacak iş değil gibi bakmam. Yani tabii yani işte yok tabii F-35'leri ama verirler. Hipotetik olarak mesela. Ne bileyim. Aynen öyle. Türkiye'nin mesela Türkiye tahıl koridorunun garantörü olabilir. Türkiye bunu yapar. Türkiye Karadeniz Donanması'nı da Rus Karadeniz Donanması'nı da karşısına alır ki ben bu konuda böyle aşırı itidalli ve Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin kafasında çok büyüten bir ekolden gelmiyorum. Bu haberin başında söylediniz. Hani bu Rusya Federasyonu operasyona başladığında birkaç hafta içinde bitirir gibi yorumlar vardı. Ben bu yorumlara en başından beri hiç katılmadım. Hatta ama görmüşsünüzdür geçtiğimiz hepsini değil mi? Yani çok herkes öyle söylüyordu. Maalesef çünkü geçen yayında şunu söylemiştim ben yine sizin ekranlarınızda özellikle Türkiye'de Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'nın basın müşavirliği gibi yayınlar gördük ve ben bundan bir sene önce bu televizyonda Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri'nin 90'larda Çeçenistan'da kaybettiğini biliyorum demiştim. Bütün parametrelerde bunu gösteriyordu ama konuya geri dönecek olursak yani Türkiye bunun garantörü olur. Bunun karşılığında da örneğin F-35 programına dönüş konusunda belli tavizler alır. Ya da F-16V modernizasyonu konusunda uygun gördüğü çerçeve ilerletilir falan gibi şeyler söylenmiyor. Bunları örnek olarak verdim ama bunun karşılığında Türkiye'nin askeri kapasitesini tahkim edecek ya da Türkiye'nin stratejik ihtiyaçlarına cevap verecek hiçbir şey söylenmiyor. Bu dikkatli olunması gereken bir husus. Çünkü unutmayalım. Tahıl koridorunu fiilen Türk Deniz Kuvvetleri ile garanti altına almak ve bunu bir çatışma bölgesinde yapmak sahada angajman kurallarının yanlış yorumlanmasıyla taktik düzeyde bir komutanın yapacağı bir hatayla bile başka şeylerin fitilini ateşleyebilir. Bundan 8 sene ama önce zaten böyle bir gündem bildiğim kadarıyla yok değil mi? Yani böyle bir gündemimiz hiç yok diyebiliyorum ben şu anda. Var mı böyle bir gündemimiz? Ben Türk siyasi karar vericilerin böyle bir hataya düşeceklerini sanmıyorum. En başından beri Rusya-Ukrayna dosyasını çok iyi götürdü Türkiye, Ankara. Kompartmantalizasyonu, dosya dosya her konuyu ele almayı çok iyi götürdü. Her iki tarafla da ilişkileri iyi. Bir taraftan Rusya Federasyonu'nda ticari ilişkileri devam ederken Ukrayna'ya SİHA satmaya örneğin devam etti. NATO ittifakı içinde Ukrayna'ya SİHA satan tek ülkeydi. Aynı zamanda Rusya Federasyonu'yla Cumhurbaşkanı düzeyinde diplomatik görüşmeler yapabilen de tek ülkeydi. Ben bu tip yayınların neşriyatında peki. Türkiye'de siyasi karar vericileri artık çok tecrübeli. Zaten şu an tartışılmıyor. Şey, bu tahıl koridoru Rusyasız olur mu? Çok zor. Çünkü Rusyasız değil. Burada kritik riski şu. Rus Karadeniz Donanması'nın hilafına olur mu? Sormamız gereken soru bu. Zira Rus Karadeniz Donanması tahıl koridorunu ve tahıl koridorunun işleyişini birkaç provokatif eylemle her an akamete uğratabilecek, aksatabilecek kapasiteye sahip. İki husus arasında bakın bir ayrım yapmamız lazım. Rus Karadeniz Donanması bugün Odessa'ya amfibi çıkarma yapıp Odessa'yı kontrol altına alabilecek güçte değil. Bunu sancak gemisinin nasıl kaybettiğini izleyerek gördük. Fakat tahıl koridorunu akamete uğratmak için Rus Karadeniz Donanması'nın yapması gereken şey bir sivil gemiyi batırmak falan da değil. Bir sivil geminin navigasyonuna yönelik, seyir sefer emniyetine yönelik belli taciz hareketlerinde tabii, bulunmak. Çok basit bir şekilde bunun karşılığında şey yapabilir. Bozabilir aynen yani. Öyle. Bunun karşılığında Türk Deniz Kuvvetleri bunun garantörü olsun diyenler örneğin yani stratejiden konuşacaksak somut konuşmamız lazım. Angajman kurallarının ne olduğundan bahsetmiyorlar. Bahsettiğimiz taciz oldu. Türk Deniz Kuvvetleri ne yapmasını öngörüyorsunuz bu durumda? Bundan bahsedilmediği sürece ve Türkiye'ye istediği bazı garantilerin açıkça verileceği taahhüt edilmediği ve bunun arkasında durulmadığı sürece bunlar suya yazılan yazılar. Rusya devam ettirir mi? Yoksa yani böyle kalır mı bu iş? Ve biz Rusya'yla galiba o kadar rahat görüşemiyor muyuz eskisi gibi? Çok güzel bir soru. İsterseniz ben bir soruyla daha açayım bunu. Bu Rusya'nın anlaşmadan ilk çekilme sinyali verdiği durum mu? Hayır değil. Bu anlaşma Temmuz 2022 yılında yapıldı. 29 Ekim 2022'de işte bizim Cumhuriyetimizin de yıl dönümünde aynı bu şekilde yani insansız su üstü platformları ile insansız deniz kuvvetleri dronları ile Ukrayna Kerç Köprüsü'ne bir taarruz daha düzenledi. Ve Rusya Kerç Köprüsü'nün dışında şeye de Sivastopol deniz üssüne de çok önemli bir üstü. Rus Karadeniz Donanması'nın ana üssüdür. Bütün Suriye operasyonlarının Akdeniz'e uzanan Rusya'nın uzun kolunun elinin de merkezidir.
Rusya anlaşmadan çekileceğine yönelik sinyaller verdi Ekim 2022'de, sonra geri döndü. Şunu unutmayalım, işte konunun bir veçesi askeri veçe ama diğer veçesi de diplomatik veçe. Rusya Federasyonu bu geri çekilme sinyali, belli tavizler koparma ve anlaşmaya geri dönmeyi bir diplomatik manevra pratiği olarak kullanıyor. Dönebilir o zaman, yani görmüyoruz. Öyle bir şey mümkün. İstediği bazı şeyler var. Rus Tarım Bankası'nın örneğin SWIFT sistemine geri dönülmesi. Yaptırım rejiminde bir takım esneklikler gösterilmesi. Dolayısıyla dönebilir ve daha önce döndü. Yani biz bu filmi daha önce seyrettik. Bu Rus dışişlerinin bir manevra pratiği ve paterniydi. İlk defa anlaşmadan çekileceği sinyalini vermiyor. Bu sinyali daha önce verdi ve anlaşmaya geri döndü. Türkiye-Rusya temasına dair ne söylersiniz? Peskov'un mesajlarından ne anlıyorsunuz? Ya bir görüşme planlanmıyor gibi bir ifadesi oldu bu sefer. Bu da çok güzel bir soru. Biraz önce söylediklerimi tekrar ederek bir şerh koyayım. Yani Türkiye bir taraftan Ukrayna'ya SİHA satarken, hatta Ukrayna ile SİHA ortak üretim anlaşması yaparken, ki bu anlaşmanın bir örneğini Azerbaycan'la yapmıştı o dönemde. Ve bu SİHA'lar aktif olarak harp sahasında kullanılırken, bir taraftan Rusya ile görüşebilen, Rusya ile üst düzey enerji anlaşmaları yapabilen tek NATO üyesi ülkeydi. Hala daha bu diplomatik marj ve diplomatik kapasite var ki iki ülkenin liderleri arasında kurulan bir diplomatik köprüden bahsediyoruz. Ama şerhi şu, en son Zelenski'nin Türkiye ziyaretinde, bakın Almanya dahi Ukrayna'nın NATO üyeliğiyle ilgili çok mütereddit ifadeler kullanırken, ki Türkiye'nin NATO siyasası budur, açık kapı politikasını her zaman desteklemiştir. Türkiye Ukrayna'nın NATO üyeliğini açıkça destek verdi ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından da ifadelerinden bunu yaptı, bu bir. İkincisi, yine Türkiye'nin istihbarat diplomasisiyle ulaşılan bir savaş esirleri değişim anlaşmasında Azov bölgesinde özellikle Mariupol direnişini yapan Azov taburlarından bir takım komutanlar Türkiye'deydi. Ve yapılan anlaşma, en azından basına yansıdığı kadarıyla, eğer servislerin arasında başka bir yapılan mutabakat yoksa, varılan mutabakat, savaş bitene kadar ilgili komutanların Türkiye'de kalacağı yönündeydi ki Rusya Federasyonu özellikle o Mariupol direnişini yapan Azov komutanlarına son derece sert bakıyor. Bunlar da Ukrayna'ya iade edildi. Henüz savaş bitmiş değil. Üçüncüsü, Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliği konusunda mütereddit tavrını ve işte İsveç'in NATO üyeliğinin önünde bu kadar süreci hızlandırıcı, kolaylaştırıcı olmayacağının, olmayacağı hususunda bu tavrın devam edileceği öngörülüyordu. Bir anda Türkiye bu üç diplomatik jeste açıkçası tevessül edince, Kremlin'de de anladığımız kadarıyla Türkiye'ye ilişkin bir takım gözden geçirme ve yeniden düşünme sürecinin de başladığını görüyoruz. Ama yine başka de, bir Batı ile ilişki kurabilecekleri başka bir alternatifleri de yok günün sonunda. Aynen öyle. Yani Türkiye olmasa kiminle yapacaklar bunu? Dolayısıyla Türkiye olmasa yapabilecekleri tekrar ülkelerin ya kapasitesi yok ya da siyasi niyeti yok. Bu da şunu gösteriyor. Her şey bittikten sonra Rusya bunları düşünebilir. Şu an düşünemez gibi bir durum. Evet. Çok teşekkürler. Katılıyorum. Çünkü harpte kritik bir noktada işler planlandığı gibi gitmiyor. Can Kasapoğlu, çok teşekkür ederim katkınız için Ana Haber'e. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet, yani Rusya şu anda belki bununla uğraşabilecek bir durumda değil. Batı ile temasını sağlayabileceği, NATO ile ilişki kurabileceği tek yer Türkiye. Dolayısıyla bir yerde günün sonunda Türkiye'yle çok soğutmamalı ilişkilerini. Ama her şey bittiğinde tekrar tabii ki bu süreçler herkes açısından, sadece Rusya değil, herkes açısından tekrar gözden geçirilir. Tarihte nasıl okuyacağız onları çok merak ediyorum. Biz güzel bir haberle bitirelim. Keyifleneceğimiz bir haberle bitirelim. Keyifleneceğimiz az şeyler yaşıyoruz. Pardon, reklama gideceğiz. Güzel haberle reklama gidelim. Filenin sultanlarıyla tarihi bir zafer yaşattılar bize. Çok gururlandık. Ve bugün de görkemli bir karşılamayla yurdumuza döndüler. Bir kez daha tebrik ediyoruz Filenin sultanlarını. Bir klip hazırladık. Onu getireceğiz ekrana. Sonra da reklam. Evimi geride adımı aldılar kankarışın terime. Demişti anam bana, kaldırdım dünyayı dertlerimin yerine. Allah'ım şampiyonum, 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 kazandım da, kazandım da, kazandım da, kazandım da.
vesileyle bir kez daha şehitlerimizi rahmetle analım. Ailelerine de Allah sabırlar versin. Tekirdağ Malkara'da 350 hektar alanda etkili olan orman yangını 13 saat içerisinde kontrol altına alındı. Yangının balya makinesinden sıçrayan kıvılcımdan çıktığı tespit edildi. Tek kıvılcım yetti. Alevler 350 hektar alana yayıldı. İki mahalle yanmanın eşiğinden döndü. Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tarlada başlayan yangın ormana sıçradı. Alevler rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Teteköy ve Deveciköy mahalleleri risk altında olduğu için tahliye edildi. Jandarmamız dedi hayvanlarınızı bırakın, yaşlıları bırakın, kaçın dedi. Bıraktık her şeyimizi, evlerimizi, kapıları bıraktık. Hayvanlarımızı bıraktık, malımızı bıraktık. Havadan ve karadan müdahaleyle Malkara'daki yangın 13 saatte kontrol altına alındı. 350 hektar alanın zarar gördüğü tespit edildi. Peki yangın neden çıkmıştı? Yangının bir tarladaki balya makinesinden sıçrayan kıvılcımla başladığı ortaya çıktı. Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Balya makinesini kullanan iki kişi jandarma tarafından gözaltına alındı. Şimdi biraz siyasetle devam edeceğiz. Sonra ekonomiye de bakacağız. CHP'li belediye başkanları Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 22 Temmuz Cumartesi günü, yani bu cumartesi bir araya gelecekler, toplanacaklar. Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın imzalı bir toplantı yazısı tüm belediye başkanlarına gönderildi. Buna göre CHP'li Büyükşehir İl ve ilçe belediye başkanları cumartesi günü saat 13'te CHP Genel Merkezi'nde bir araya gelecek. Toplantıda 2024'te yapılacak yerel seçim günden başlığı olacak. Hazırlıklar kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek. CHP'li belediye başkanları toplantısı son olarak 23 Mart tarihinde gerçekleştirilmişti. Burada tabii belediye başkanları toplanıyorlar. Bir taraftan İyi Parti ile temaslar var. Lütfü Türkkan bugün tweet attı. Mesela İyi Parti, CHP birlikte gidecekler, seçim ortak liste olacak dendi. Yani belediye başkanları konusunda birlikte hareket edecekler dendi. Lütfü Türkkan'ın paylaşımı İyi Parti'nin artık iktidar olma iddiasıyla bunun çelişir bir durum olabileceğini, yani birlikte gitmemeleri yönünde olması gerektiğini ifade eden bir paylaşım. Bir yerden de birlikte hareket etmedikleri takdirde İstanbul ve Ankara'yı dahil olmak üzere, yani Mersin, Antalya, Adana'yı dahi kaybedebilme ihtimali var muhalefetin. Bu siyasi tartışmalara birazdan bakacağız, konuşacağız. Ama öncesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Kemal Bey ile 3 bakanlık ve MİT başkanlığı konusunda anlaşmıştık ifadesi. Bu ifade gündemdeki yerini koruyor. Açıklamalar var. 3 farklı açıklamayı sizlerle paylaşacağız. Önce Ümit Özdağ'ın açıklaması. Diyor ki Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ 3 bakanlık ve MİT başkanlığı konusunda anlaştık diyor. Faik Öztürk, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü. Diyor ki Zafer Partisi ile imzalanan protokollerde 3 bakanlık ve MİT başkanlığına dair madde yok diyor. Şimdi zaten Ümit Özdağ protokol yaptık demiyor. Yani biz bunu konuştuk ve anlaştık diyor. Bilmiyoruz aslını. Sayın Özdağ Eren Eğilmez'in konuğu olacak galiba Habertürk'te. Mutlaka Eren soracaktır. Sayın Kılıçdaroğlu'nu biz misafir edeceğiz, kendisine soracağız. Zafer Partisi ile imzalanan protokolde yok ama sözlü olarak böyle bir anlaşma var mı diye de sormak lazım. Yoksa Ümit Özdağ böyle bir şeyi nereden ve neden söylüyor? Doğru söylemiyor mu? Ahmet Davutoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı, Kılıçdaroğlu'na bunu sormuş mesela. Onu açıkladı o da. Kesinlikle bunlar doğru değil demiş Sayın Kılıçdaroğlu da. Bu tartışmalarda bir taraftan devam ediyor. Şimdi muhalefetteki bu bakanlık tartışmalarını ve yerel seçim konusunu bizim TV yayın yönetmeni Şaban Sevinç'le konuşacağız. Hoş geldiniz ana habere. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Mehmet Akif Bey. Ya önce şeyi sorayım. Sağ olun. Çok teşekkürler. Hiç görüştünüz mü Ümit Özdağ'la ya da CHP'den bir isimle? Yani bu tartışma. Bir, Ümit Özdağ bunu neden şu anda söyledi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? İki, açıklamaları nasıl anlamamız gerekir? Buyurun. Evet, teşekkür ederim. Şimdi Cansu Çamlıbel T24 için Ümit Özdağ'la bir röportaj yapmış. Cansu çok deneyimli bir gazeteci arkadaşımız.
Ben de ondan gördüm açıkçası. Ama şöyle Mehmet Akif Bey, şunu hemen hatırlatayım. Yani ilk turdan sonra, yani 28 Mayıs seçimlerine giderken Sayın Kılıçdaroğlu Zafer Partisi temas yaptığında ve anlaşmaya vardıklarında Ümit Özdağ İçişleri Bakanı olacak diye bir bilgi yayılmıştı. Ve onu o zaman hepimiz de kullandık. O da yalanlandı yani, ama sonra. Ne zaman yalanlandı? Yani sonra sorduğumuzda yok öyle bir şey dendi. Evet, şimdi yani bu aslında çok da yeni bir şey değil. O zaman konuşulmuştu. Şimdi ben dün Cansu Çamlıbel'in o haberini okuyunca Ümit Özdağ'ı aradım, Ümit Hoca'yı. Sağ olsun bana şeyi anlattı, detaylar. Hatta ben bir tweet de attım ardından. Şimdi şöyle, Ümit Özdağ diyor ki, evet bir protokol var Kılıçdaroğlu'yla ikimizin imzaladığı. Ve diyor o protokolde İçişleri Bakanlığı, yani Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı'nı kazanması durumunda İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık daha Zafer Partisi'ne verilecek. Böyle net ifade. O diğer iki bakanlık kim diye sordum. Onların ismi yok dedi. Yani sadece İçişleri Bakanlığı belirtiliyor. İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık daha Zafer Partisi'ne verilecek. Ve şöyle bir rica olmuş Ümit Özdağ'dan. Ya şimdi bunu açıklarsan, hani seçim öncesi seçime giderken gereksiz polemikler ve rahatsızlıklar olur. Lütfen bunu açıklamayalım, hani seçim sonucuna kadar, yani seçimi kazanıncaya kadar açıklamayalım bunu kamuoyuna diye bir rica olmuş ve onu açıklamadık. Sayın Kılıçdaroğlu mu böyle bir şey söylemiş? Yani evet, muhtemelen, çünkü bu anlaşmayı yaptığımızda diyor, yani bu açıklamadıkları protokolü müzakere edip MHP peki kendi listesinden mi verecekmiş? Yani şöyle dendi ya, kazansalardı eğer işte her partinin oy oranına göre bakanlıklar verilecekti. CHP kendi listesine düşen bakanlıklardan mı Ümit Özdağ bakanlık verecekmiş? Açıkçası o detayı sormadım ama tabii o mantık çıkıyor. O mantık çıkıyor. Cumhuriyet peki kendi listesine geçecek bakanlıklardan birisinin İçişleri Bakanlığı? Zaten hatırlarsan Mehmet Akif şöyle... Yani masadaki her partiye bir cumhurbaşkanlığı yardımcısı artı birer bakanlık. Ondan sonra çıkaracakları milletvekili sayısına göre işte oranlı olarak artı bakanlıklar dağıtılacaktı. Yani herkesin birer bakanlığı olacak altılı masadan. Ondan sonra çıkaracak milletvekili sayısına göre artı bakanlık alabilirlerse artı bakanlık verilecekti. Diğerleri de Cumhuriyet Halk Partisi'ne kalacaktı. Şimdi... O detayları bilmiyorum. Yani şöyle, Ümit Özdağ'la Kemal Bey arasındaki o diğer detayları bilmiyorum. Ama Ümit Özdağ diyor ki biz bu açıklamadığımız protokolü müzakere ettiğimizde ve yazılı hale getirip imzaladığımızda 4 kişiydik diyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ben, Kılıçdaroğlu'nun bir danışmanı ve benim bir danışmanım vardı diyor. Yani bu 4 kişi biliyoruz. Bu konuşma geçtiğinde o 4 kişi, yani diğer danışmanlar da oradalar o zaman. Evet. Kim o danışmanlar? Danışmanı, bir de Ümit Özdağ'ın danışmanı, bir de kendileri 4 kişi biliyor bunu. O danışmanlar kim? Onu biliyor muyuz? Onu söylemedi. Sordum kimdi onlar dedim. Söylemedi ama şöyle dedi. Faik Öztürk değildi dedi. Ya Faik Öztürk bilmiyor konuyu dedi. Danışmanı değil zaten sayınız. Bilmediği halde neden yalanlıyor dedi. Ben de dedim ki işte hocam yalanladılar dedim yani. Yani hani varsa dedim açıklayın ya da bana bir görselini atın ben açıklayayım hani dedim. Onun üzerine dedi ki ya şimdi dedi hani açıklamayayım ama dedi yalancı duruma düşürürlerse dedi mesela Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp da yok öyle bir şey derse de o zaman açıklarım dedi. Sayın Kılıçdaroğlu Ahmet Davutoğlu'na demiş yok öyle bir şey diye. O bir şey ifade eder mi bilmiyorum. Bilmiyorum yani bilmiyorum hani ben Ümit Özdağ'la Sayın Ümit Özdağ neden böyle bir şeyi şu an paylaşmış peki? Neden paylaşmış biliyorsunuz seçimden yani şöyle sonra... zaten muhalefet kazanamadı. Ya bir de şöyle bir tablo var abi, yani dikkatini çekmiştir. Şimdi 6 bakanlık zaten öyle gitti. Yani hadi 5'i gitti diyelim İyi Parti ile birlikte. 17 bakanlık var. Geriye kalıyor 11 bakanlık. Oradan İyi Parti'nin aldığı milletvekiline göre 4 tane oraya gitse 8 tane bakanlık. Üçünü de Ümit Özdağ'a versek CHP'ye kalıyor 5 bakanlık. Yani atıyorum şu anda ama yani bu evet. Parti içinde de kıyamet koparır bir durum olmaz mıydı bilmiyorum bir taraftan. Ya zaten bu milletvekilleri konusunu bile tartışıyoruz. Niye şu an açıklamış kendisi? Şimdi
Ümit Bey biliyorsun seçimden sonra da yanılmıyorsam önceki hafta Sayın Kılıçdaroğlu'nu genel merkezde ziyaret etti. Evet. Yani herhalde Zafer Partisi'nin ne kadar etkin ve aktif bir parti olduğunu anlatmak için zannediyorum. Hani bunu çıkarım olarak söylüyorum. Hani bir siyasi lider böyle davranabilir. Yani biz işte ittifak yaptığımız kişi Cumhurbaşkanlığını kazansaydı 3 tane bakanlık alacaktık. Birisi İçişleri Bakanlığı. Bir de MİT Müsteşarlığı, onu da söyleyeyim. MİT Müsteşarlığı da var. Yine Ümit Özdağ'la dün yaptığım görüşmede MİT Müsteşarlığı'nın da kendilerine verileceğini söyledi ama onun protokole yazılmadığını söyledi. Yani açıklanmayan protokole MİT yazılmamış, belirtilmemiş ama o da sözlü olarak söylenmiş Ümit Özdağ. Yani İçişleri Bakanlığı, iki bakanlık protokole yazılmış, imzalanmış, MİT Müsteşarlığı'nı da işte size, onu da size veririz. Yani onu da siz yönetirsiniz denilmiş. Bunu bana hani Ümit Bey'in ifadesi bunlar. Yani neden açıkladı bunu şimdi bu aşamada? Biliyorsunuz önümüzde bir yerel seçim var. Yerel seçimlere giderken işte partilerin hani şeyi nedir, ağırlık oranı nedir, kamuoyundaki karşılıkları nedir, tabanları, işte yerel seçimlere yönelik olarak bir partiler arasında bir işte belediye müzakereleri yapılacak, hatta pazarlık diyelim, pazarlıklar yapılacak. Herhalde ona yönelik olarak bir takım pozisyon alıyor olabilir partiler ya da işte kendi tabanlarını konsolide etmek için bakın biz hani ciddi bir partiyiz, biz önemli bir pozisyondayız şeyini, görüntüsünü kendi kamuoylarına ve genel kamuoyuna vermek için bu tür açıklamalar. Ama şimdi mesela nasıl pozisyonlanacaklar? Önümüzde bir yerel seçim var. Tamam, genel seçimde ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu destekledi Ümit Özdağ. Yerel seçimde o zaman kendi ayrıca seçime gidecek veya birlikte hareket etmeyecek gibi bir sonuç çıkıyor mu? Öyle bir şey sordunuz mu hiç? Yerel seçimi ne yapacak? Sordum. Bu dedim işte seçimden sonra Sayın Kılıçdaroğlu'na bir ziyaret yaptınız genel merkezde. O ziyaretin anlamı nedir dedim. Yani ona hangi anlamı yüklemeliyiz dedim. Yani bir işte önümüzde yerel seçimler var. Bir ittifak mı ya da işte CHP ile birlikte hareket etme arzusu mudur dedim. Ya o konuya şimdi girmeyeyim dedi. O konuda bir şey söylemeyeyim şimdi dedi. Ya onlar konuşulmadı dedi. Zamanı gelince onlar da değerlendirilir, bakılır dedi. Ama şunu anladım. Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkileri iyi tutmaya çalışıyor Sayın Ümit Özdağ. Ama seçim öncesi de... Yani ilişkileri iyi tutmaya çalıştığı bir yerde bu açıklamadan sonra mesela Ahmet Davutoğlu, Sayın Davutoğlu Gelecek Partisi Genel Başkanı, ben konuştum Kılıçdaroğlu'yla, böyle bir şey yok dedi. Yalanlama ise eğer bu. Bir yalanlama. Yarın Sayın Kılıçdaroğlu'na sorulduğunda kendisi de yok derse, o zaman iki taraftan birisi doğru söylemiyor olacak. Kemal Bey yarın mı çıkıyor size? Hayır, şöyle yani Sayın Kılıçdaroğlu'na sorarsak, sorulduğunda böyle bir şey söylerse, O zaman yani Sayın Kılıçdaroğlu'na da bu sorulduğunda, Sayın Kılıçdaroğlu da yok öyle bir söz ya da öyle bir anlaşma derse, Ümit Özdağ o zaman elinde olduğunu söylediği, Sayın Kılıçdaroğlu'nun imzaladığı belgeyi açıklayacağını söyledi. Elinde yani bana, bununla ilgili mi belge var elinde Sayın Özdağ? Evet, bununla ilgili. Yani kamuoyuna bakanlık vereceğine dair ayrıca bir şey mi imzalamışlar? Evet, kamuoyuna açıkladıkları protokolün dışında bir de açıklamadıkları bir protokol var, bir anlaşma var. O anlaşmada da deniliyormuş ki İçişleri Bakanlığı ve iki bakanlık seçimi kazanılması halinde Zafer Partisi'ne verilecek. Ve MİT Başkanlığı. Bir metin, MİT Başkanlığı yazılmamış. Onu sözlü söylemişler. Sözlü anlaştık. Bunu da iki genel başkan bir kağıda yazıp imzalamış mı? Öyle bir şey mi bu? Evet, iki böyle... genel başkan bunu bir kağıda yazıp imzalamışlar. İmzalı protokol yapmışlar. Ve ama kimse bilmiyor bunu. Bunu yani o dört kişinin dışında kimse bilmiyor. Yani iki genel başkan ve birer danışmanları dışında kimsenin bilmediğini söylüyor Sayın Özdağ. Ve işte Sayın Kılıçdaroğlu'nun çıkıp da hani Faik Öztrak gibi yalanlaması durumunda kendisinin o zaman yalan söylemiş duruma düşeceğini ve bu durumda da o belgeyi açıklamak zorunda kalacağını söyledi Sayın Özdağ bana. Şimdi iş öyle tuhaf bir yerde ki Sayın Kılıçdaroğlu çıkıp yani evet biz böyle bir görüşme yaptık, böyle bir konuşma yaptık derse bu sefer de Sayın Faik Öztürk'a
yalanlamış olacak. Aa, evet, yok, yalanlamış evet. Olmayacak. Özür dilerim. Hayır hayır. Özür dilerim, doğru. Pardon, benim söylediğim şey az önce. Yalanlamış olmayacak. Buradaki dili çok önemli. Faik Öztürk diyor ki açıklamasında, burada Zafer Partisi ile imzalanan protokollerde 3 bakanlık MİT başkanına dair madde yok diyor. Yani bizim kamuoyuyla paylaştığımız protokollerde madde yok diyor. Herhalde bu cümleyi seçerek kullanmıştır Sayın Öztürk o zaman. Ben onu kaçırdım. Orada kamuoyuyla paylaştığımız protokolde... Demiyor kamuoyuyla. Diyor ki Zafer Partisi ile imzalanan protokollerde 3 bakanlık ve MİT başkanlığına dair madde yok. Kamuoyuna açıkladığımız demiyor. Demiyor ama onu öyle diyebilir. Evet, oradan kurtarabilir. Olabilir. Ya olabilir. Biraz siyaset biraz böyle bir şey yani. Evet, evet. Maalesef siyaset biraz böyle bir şey Mehmet Akif Ersoy. Şimdi tabii hani ben Ümit Özdağ'la yıllardır tanışırım. Yani yıllardır gazeteci, siyasetçi ilişkimiz vardır Ümit Özdağ'la. Ve hani şöyle söyleyeyim. Yani yalan söylediğini hiç görmedim yani. Ben orada yalan, şunu merak ediyorum. Sayın Ahmet Davutoğlu'na tam olarak Sayın Kılıçdaroğlu hangi cümleyi kurdu da Kılıçdaroğlu'na sordum, bana kesinlikle bunlar doğru değil dedi ifadesi var Ahmet Davutoğlu'nun. Yani orada nasıl bir siyaset izlendi? Herhalde birkaç güne kadar öğreniriz mi? Ya muhtemelen birkaç güne kadar Sayın Kılıçdaroğlu gazetecilerle ilk karşı karşıya geldiğinde herhalde bunu gazeteci arkadaşlarımız kendisine soracaktır. Çünkü hani şu anda Sayın Kılıçdaroğlu'nun yanıtlaması gereken en önemli soru haline gelmiş görünüyor bu kamuoyunda. Evet. Bu arada bu akşam az önce de söyledim, kaçıranlar olduysa, Sayın Ümit Özdağ bu akşam Eren Eğilmez'in konuğu Habertürk'te. Saat kaçtı arkadaşlar? Kaçtaydı? 23'te Sayın Ümit Özdağ Eren Eğilmez'in konuğu. Mutlaka Eren etraflıca kendisine soracaktır. O mülakatı da takip etmenizi, röportajı takip etmenizi de öneririm. Bu tartışmalar nereye götürür meseleyi? Buyurun. Belki orada da açıklayabilir Sayın Özdağ. Hani şimdi Ahmet Davutoğlu üzerinden Sayın Kılıçdaroğlu yalanladı. Sayılır mı? Sayılmaz gerçi. Yani Sayın Kılıçdaroğlu hani bizzat çıkıp ya şöyle dedi. Beni yalancı durumuna düşürecek bir açıklama yapılırsa Sayın Kılıçdaroğlu tarafından dedi. O zaman o protokolü açıklamak zorunda kalırım. Açıklarım dedi. Yani hani Ahmet Davutoğlu'nun açıklamasını o çerçevede değerlendireceğine ihtimal vermiyorum ama... Zarar akşam... verir mi bu yani herhangi bir şeye? Ya bu tartışma siyaseten nasıl bir sonuçla neticelenir? Şöyle Mehmet Akif Ersoy, yani bir güvensizlik oluşturur. Yani altılı masa ve işte hani bundan sonrası kurulacak ittifaklar konusunda bir... daha temkinli hareket etmesine neden olabilir partilerin. Bir güvensizlik oluşturulabilir. Neden? Çünkü hani işin bir tarafında da İyi Parti var. Hatırlayalım Sayın Kılıçdaroğlu o işte 28 Mayıs ikinci tur seçimi öncesi Zafer Partisi ile ittifak görüşmeleri yaptığında bu İyi Parti'ye sorulmuştu. Sayın Akşener'e sorulmuştu. Hani rahatsız mısınız? Sizin bilginiz var mı? Bu işte CHP'nin Zafer Partisi ittifak arayışından diye. Ve Sayın Akşener biz karışmıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu istediği kişiyle, istediği partiyle istediği görüşmeleri yapabilir demişti. Ama şunu da biliyoruz ki İyi Parti ile Zafer Partisi arasında hani bir şey var, bir tartışma var. Sonuç itibariyle hani Zafer Partisi ve Ümit Özdağ İyi Parti'den hani kavgalı evet. Bir şekilde olarak bu partiyi oluşturdular. Hani bu çerçevede belki bir şey olabilir. Bir tatsızlık olabilir. Bir konu daha var. Onu da hemen sorayım. Süremiz daralıyor. Şimdi bu İyi Parti'nin, hatta Eren Erdem'den alalım. Sayın Erdem'in, yani başkan yardımcısının, Sayın Kılıçdaroğlu'yla ilgili ittifak yapma konusundaki becerisini ifade eder cümleleri. Yerel seçime gidiyoruz. Yerel seçime giderken de bunun önemli olduğunun altını çizmesi. Ve bu arada hakikaten ittifak yapamazlarsa yerel seçimlerde İstanbul'da, Ankara'yı da, Adana'yı da, Mersin'i de, Antalya'yı da kaybedebilir muhalefet. Böyle bir risk var. Evet. Lütfü Türkkan da bugün tweet attı mesela. Evet. Gördünüz tweet'i herhalde. Gördüm. Ben hatta o tweet'i okuyayım. Açtım şimdi. İyi Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile tekrar ittifak yapması birkaç belediyenin alınmasına vesile olabilir.
o belediyelerde görev alacak arkadaşları da mutlu edebilir. Ancak partinin bundan sonra, bundan böyle müstakil olarak büyümesine çok büyük zarar verir. Bu da ben ve benim gibi bu partiyi iktidar yapmak için yola koyulanların hiç arzu etmediği bir durumdur, diyor İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan. Şimdi dün de Cumhuriyet Gazetesi'nde Sefa Uyar arkadaşımızın bir haberi vardı. İYİ Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi işte yerel seçimlere ittifak görüşmelerine başladılar diye. Hatta Adana, Mersin ve Manisa belediye başkanlıklarını Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'ye vermeye hazırlandı. Ya da İYİ Parti'ye, hani İYİ Parti bizden belediye isterse, ittifak için büyükşehir belediye isterse nereleri verebiliriz diye bir fikir jimnastiği yapıldığını Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasında ve Adana, Mersin ve Manisa'nın İYİ Parti'ye verilebileceğinin konuşulduğunu yazmıştı. Ben Sefa Uyar'ı aradım, gazeteci arkadaşımızı. Sefa dedim, haberin hani şey mi, yani iyi, sağlam mı? Sonradan hani gün içinde biliyorsun açıklamalar geldi her iki taraftan da böyle bir şey yok diye, ama Sefa Uyar hani... Kaynağın sağlam mı dediniz? İyi bir gazeteci arkadaşımız, hani kaynağın sağlam mı dedim. Evet abi, sağlam dedi. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi MYK üyelerine bu bilgiyi doğrulattığını, İYİ Parti'den de yine benzer statüdeki isimlere doğrulattığını, yani bu görüşmeleri ve Adana, Mersin, Manisa belediyelerinin İYİ Parti'ye verilebileceği iddiasını arkasında duruyor. Sonradan yalanlama yapıldı ama Ankara'da bu tür yalanlamalar, siyasi partilerden yapılan bu tür yalanlamalar pek de hani itibar görmez Mehmet Akif Ersoy, onu da söyleyeyim. Yani Sefa Uyar'ın haberi sağlam görülüyor. Şimdi Lütfü Türkkan'ın bugünkü tweetine bakarsak da, açıklamasına bakarsak da, o da anladığım kadarıyla İYİ Parti biraz pazarlığı sıkı tutmaya çalışıyor. Çünkü Lütfü Türkkan İYİ Parti'de önemli bir isim. Sayın Akşener'e çok yakın bir siyasetçi. Yani anladığımız İYİ Parti hani bu sefer daha sıkı pazarlık yapacak gibi görünüyor. Tahıl koridoru gibi düşünelim diyorsunuz yani. Rusya'nın devam ettirmemesi ama vesaire. Benzer şeyler, benzer işler siyaset. Evet, Rusya'da bir takım artı güvenceleri... Daha büyük şeyler almak ya da İYİ Parti'nin işte içinde istemeyen, razı olmayan milletvekilleri var. Öyle değerlendiriyorsunuz anladığım kadarıyla. Ve masaya oturduğumuzda biraz daha fazlasını almak. Evet, çünkü şu görülüyor. Yani ittifak yapmadan seçimlere gidilirse, yerel seçimlere gidilirse, hele de Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir değişim olmadan, yani Sayın Kılıçdaroğlu ve ekibiyle birlikte yerel seçimlere gidilirse, Cumhuriyet Halk Partisi açısından çok büyük riskler var. Bunu tüm Cumhuriyet Halk Partiler ve belediye başkanları da söylüyor. Yani CHP'de bir değişim olmadan yapılacak yerel seçimlerde önemli kayıplar yaşayacağını Cumhuriyet Halk Partisi'nin düşünüyorlar, kaygılı bir şekilde bunu ifade ediyorlar. Hele ki üzerine bir de İYİ Parti ile ittifak yapılmazsa, yani İzmir'in bile riske girebileceğini söyleyen CHP'liler var. Çaban, size çok teşekkürler ana habere katıldığınız için. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Ekrana yansıyan bir son dakika bilgisi var. Aslında ana haberin ilk diliminde biz yaklaşık olarak durumun böyle olduğunu sizle paylaşmıştık. Uzay aktarmıştı ama resmi açıklama da geldi. Çanakkale yangını kontrol altında şu an tamamen. Bakan İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız. Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım. Yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım şeklinde bir paylaşım yaptı. Uzay telefon hattımızda bu arada Uzay Kesmen Çanakkale'de süreci de takip ediyordu. Hemen ondan son durumu da alalım bu resmi açıklama geldikten sonra. Uzay, dinliyoruz seni. Mehmet Aksaray, özellikle zaten akşam saatleri itibariyle artık havadan ve karadan yapılan müdahalelerle yangın büyük ölçüde kontrol altına alınmıştı. Özellikle saat 18 itibariyle Çanakkale'de 3 gündür devam eden orman yangınında yangının çıktığı yerlerdeki alevler ve dumanlar tam olarak söndürülmüştü. Bunu da yayında aktarmıştık. Az önce de senin de bahsettiğin gibi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı bir açıklama yaptı ve Çanakkale'deki orman yangınının kontrol altına alındığını ifade etti. Soğutma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi. Şu anda artık hava karardığı için Çanakkale'de havadan bir müdahale yok ama karadan yine aracılıklarla orman yangınının artık
söndüğü yerlerde soğutma çalışmaları devam ediyor. 50 saati aşkın süredir bu orman yangını devam ediyordu. Bu kadar büyümesine sebebi de malum Çanakkale'deki şiddetli rüzgarlar oldu. Pazar akşamı saat 17.30 gibiydi bu orman yangının çıktığı saat ve 3 gündür de özellikle şiddetli rüzgarla beraber saatte 70 ila 80 kilometreyi bulan rüzgarlarla yangın büyümüştü ama neyse ki güzel haberi, sevindirici haberi Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı verdi. Dediğimiz gibi Çanakkale'deki orman yangını kontrol altına alınmış durumda. Soğutma çalışmaları da devam ediyor. Uzay teşekkür ediyoruz. Geçmiş olsun efendim. Bir daha yaşamayalım umarız. Ama işte hava sıcaklıkları böyleyken yaz aylarında orman yangınları ile ilgili sıklıkla haber veriyoruz. Tedbir almak, uçak sayısını artırmak gibi önlemler yapılıyor. Orada belki tedbirleri biraz daha artıracağız. Şimdi Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal hasadını tamamlayan üreticilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'nden randevu alamadığına yönelik iddiaları değerlendirdi. Habertürk'te konuştu. 576 noktadan alımların devam ettiğini söyledi. 10 milyon ton kapasiteleri olduğunu da ifade etti. Üreticilerimiz rahat olsunlar mesajı paylaştı. Bu açıklamaya bir bakalım hemen. 10 milyon tonluk bir alım kapasitesi oluşturduk. Bunun randevularını da açtık ve açmaya devam ediyoruz. Dolayısıyla şu anda randevu alamamaktan ziyade ileri tarihlere randevu alıyor üreticilerimiz. Onun beklentisi içerisindeler. 200 bin ton civarında günlük ürün alıyoruz. Buğday ve arpa randevularında bir sorun olmadığını söyledi. Üreticinin ürünlerini mutlaka alacağız dedi. Şu anda devletin vermiş olduğu fiyatlar piyasanın en iyi fiyatları. Haliyle üreticimiz TMO'yu tercih ediyor ve aynı günlere herkes randevu almak istiyor. Bu da bizim randevu sistemini hızla dolduruyordu. Toprak Mahsulleri Ofisi olarak çiftçi kayıt sistemindeki kayıtlı olan ürününü mutlaka alacağız. Depolarımızın dolması, alım kampanyamızın bitmesi diye bir şey söz konusu değil. Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürü Ahmet Güldal, çiftçinin randevu alamadığı için ürünleri Toprak Mahsulleri Ofisi'ne satamadığı yönündeki iddiaları Habertürk'e değerlendirdi. Şu ana kadar 4 milyon ton ürün alındığını belirten Güldal, depo kapasitesinin de artırıldığını vurguladı. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin 4 milyon ton kendi depo kapasitesi var. Ayrıca lisanslı depoların 3 milyon tonluk boş kapasitelerini de TMO randevu sistemine dahil ettik. Onun dışında 3 milyon ton da açık yığın sahasının randevularını hazırlayarak verdik. Hububattaki verime dikkat çeken Güldal, rekolte beklentisini paylaştı. 21 milyon ton civarında bir buğday, 8,5 milyon ton civarında da bir arpa rekoltesi öngörülüyor. Bu son yılların en iyi rekoltesi, en yüksek verimi olarak değerlendiriyoruz. Güldal, bu yıl un regülasyonunun devam edip etmeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Piyasada beklenen bu devletin yeniden indirim kampanyası yapacağı şeklindeki değerlendirmeler doğru değil. Yeni dönemde un regülasyonu ve yem regülasyonu o şekilde değil, artık TMO'nun belirlemiş olduğu finansal fiyat maliyetleri de koyarak satış şeklinde gerçekleşecek. Evet efendim, biraz şimdi ekonomiye bakalım. Konutlardan başlayalım. Öyle devam edeceğiz. İşte dolar 26.90, euro 30 lirayı geçmiş. Altın 1710'larda mı? 1710 oldu vallahi. 9'da 10 oldu şimdi. 1710 lira olmuş. İşte düğünler var. Yaz aylarındayız. Şöyle bir zamandayız. Onu sizlere söyleyelim. Biz almayı bırakmadığımız sürece, yani biz tasarruf etmediğimiz sürece, hatta biz ya bu fiyatlar artıyor hemen alalım daha da artacak telaşıyla ihtiyacımız olmayan şeyleri dahi alamayan, hiç alamayan vatandaşlarımız var. Hatta onlara da zarar veriyoruz şu anda. Aldığımız sürece, yani ihtiyacımız yokken bile ya bunun fiyatı artar deyip cebimizde bir 3 kuruş para varsa oraya verdiğimiz sürece bu enflasyon böyle devam eder. Tasarruf yapmak zorundayız. Öyle bir dönem içerisindeyiz. Onu bir hatırlatalım. Tüm uzmanlar bunu söylüyor. Bir almayı bırakacağız. Almayı bıraktığımız zaman herkes bir duracak. Ürünü satamayan ürünün fiyatını biraz daha indirecek. Bir sakinleşecek yani piyasa. Piyasayı sakinleştirmek zorundayız. Yoksa böyle hep beraber at yarışı gibi gidiyoruz. Şimdi konut fiyatlarındaki artışla başlayalım. Merkez Bankası Mayıs ayına ait konut fiyat endeksini açıklamış efendim. Merkez Bankası Türkiye genelinde aylık 3.6, yıllık 103.6, reelde de %45 artış olduğunu söylüyor konut fiyatlarında. İstanbul'da aylık 2.8 artış var, yıllık 95.2.
Ankara'da şaşırtıcı bir şekilde İstanbul'u geçmiş konut fiyatlarındaki artış. Hep İstanbul önde gider daha önce. 5.6 aylık, 113.2 yıllık konut fiyatlarında artış var. İzmir'de 3.2 aylık, 106.2, yine İstanbul'u da geçmiş İzmir, artış var. Yeni konutlarda bu artış 102.6, ikinci el konutlarda 103.9. Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksine göre rakamlar böyle. Bir de şimdi ÖTV zammı var. O ÖTV zammı benzin ve motorin fiyatlarına yansıdı. Bu pek çok şeyi etkileyecek. İlk etkileyenlerden birisi mesela başkentte toplu ulaşıma gelen zam. Son UKOM toplantısında öğrenci ve tam biletlerinde %57 fiyat artışı oldu. Yeni tarifenin detaylarını Ankaralılar için paylaşalım. 24 Temmuz'dan itibaren, yani birkaç gün daha aynı fiyattan binebilirsiniz, eski fiyatlardan binebilirsiniz. 24 Temmuz'dan itibaren EGO tarifeleri tam bilette 9,5 liradan 15 liraya çıkıyor. Öğrenci biletleri 4,75 liradan 7,5 liraya çıkıyor. Öğrenci abonman ücretleri 140 liradan 220 liraya çıkıyor efendim Ankara'da. Bu arada CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in hükümete ÖTV zammı üzerinden bir tepki açıklaması var. Zamlarla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne itiraz başvurusunda bulunacağını söyledi Özgür Özel. Yapılan zamları görüşmek üzere 25 Temmuz Salı günü meclisi olağanüstü toplantıya da çağırdı. Seçimden 14 Mayıs gününden, bu parlamento millet tarafından oluşturulduğu günden bugüne kadar da akaryakıta gelen zam %71 ile %73 arasında değişir oldu. Geçtiğimiz hafta burada çıkan kanunlar ve Cumhurbaşkanı kararlarını titizlikle inceliyoruz. Başta motorlu taşıtlar vergisi olmak üzere vatandaşın sırtına bindirilen hukuksuz ve anayasaya aykırı bütün düzenlemeleri Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak dün yaptığımız Merkez Yönetim Kurulu'nda Sayın Genel Başkanımızın da muhalefet partisi liderleriyle yapmış olduğu değerlendirmeler ışığında meclisi olağanüstü toplantıya çağırmaya karar verdik. Cumhuriyet Halk Partisi grup başkanı olarak benim, 3 grup başkan vekilimizin, Saadet Partisi grup başkanı Sayın Selçuk Özdağ'ın, grup başkan vekillerinin ve Sayın Mustafa Yeneroğlu ve Sayın Cemal Enginyurt'un Demokrat Parti ve Deva Partisi adına imzalarını koydukları, partimizden milletvekillerimizin tamamının imzalarının hazır olduğu başvuruyu birazdan önümüzdeki hafta Salı günü, 25 Temmuz 2023 Salı günü meclisin saat 15'te toplantıya çağrılması istemiyle meclis başkanlığına ileteceğiz. Evet, şimdi bu tabii fiyat artışları hayatımızda pek çok şeyi etkiliyor. İlişkilerimizi, insanlarla olan iletişimimizi, ticaretimizi, ticaretteki güvenilirliğimizi, ev sahipleriyle kiracıların kavgasını, ahlakımızı, mağduriyetlerimizi, yani devlet bir yerde bir şey çözdüğünü düşünüyor. İşte %25 zamla, ama orada bir sürü başka krizler ortaya çıkıyor. En son alınan tedbirlerden bir tanesi tasarruf, kamuda tasarruf meselesiydi. Belki ilk konuşulması gereken, eleştirel bakacaksak ilk yapılması gereken oydu. Sonradan millet bunun peşine takılmalıydı gibi de değerlendirebiliriz. Ama şöyle, akaryakıta zam geldi ÖTV üzerinden. Ne oldu? Bu pek çok şeyi etkiledi şimdi. Ama şöyle tartışmalar var. Mesela nakliye sektöründe bir fiyata anlaştınız. Diyelim ev taşıyacaksınız. Dediniz ki 5000 lira. Akaryakıt zamından sonra nakliyeci sizi arıyor. Diyor ki ya akaryakıta zam geldi. Bir hafta sonra taşınacaksınız. Bir ay sonra taşınacaksınız. Önden randevu alıyorsunuz. Zam geldi. O yüzden artık 5000 lira değil de işte kapora göndermiştiniz hatta. 10.000 lira yaptım dedi. 8.000 lira yaptım dedi. Böyle tartışmalar var. Müşteriler arasında anlaşmazlıklar da söz konusu. Bakalım habere. %20 yakın bir artış oldu son artış. Bu sadece yakıtta sınırlı değil. %20 artış demek bu neredeyse bir taşımaya %60-%70'e varan bir artış yansıtmamıza neden oluyor. İşçilik, hem kullandığımız özellikle saf malzemeler
kartonu, patlatı, streci, polisi bu tarz şeyleri de etkileniyor. Akaryakıtta ÖTV zammı nakliye sektörünü de etkiledi. Evden eve nakliye sektöründe fiyatlar güncellendi. Arkadaşlarım var taşınacaklardı. Bu zamlar da doğrudan nakliye fiyatlarını da etkilemiş oldu. Akaryakıttaki ÖTV artışı nakliye sektörüne de yansıdı. Nakliyeciler vergi artışından önceki tarifelerini güncelledi. Hal böyle olunca vatandaşlar da daha yüksek taşıma maliyetleriyle karşı karşıya kaldı. Mücbir sebep olarak artık bunları gösteriyoruz. Yakıt ileride ne olacağı belli olmadığı için fiyatı yakıt oranında, yüzde oranında ekleme gibi bir pozisyonumuz olduğunda bunu müşteriye söylüyoruz. Ciddi şekilde tepki gösterenler oluyor. Konuyu anlayışla karşılayanlar oluyor. Akaryakıta zam gelince bunun kuryesi var, motoru var, toplu taşıması var. Hepsini etkiliyor yani nakliyedir. Beklenti ise ticari araçların yakıtları için vergi oranlarının düşürülmesi. Bunun bir stabil tutulması, bunun bir öngörüsünün sabitlenmesini en azından yıl bazında takdir ediyoruz. Evet, memlekette durumlar böyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan Körfez turunda ekonomik nedenler ön planda. İşte Suudi Arabistan'da anlaşmalar imzalandı. Katar'da şu anda. Yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidiyor. Hem Körfez turunun ekonomiye yansımalarını hem de son durumumuzu konuşmak istedik. Habertürk yazarı Abdurrahman Yıldırım konuğumuz. Ana Haber'de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hemen Körfez turuyla başlayalım. Yani ne olur ne biter sonra genel bir nereye gidiyoruz, nasıl duracağız? Yapalım. Buyurun. Şimdi genel seçimlerden sonra iktidarın önünde 5 yıllık bir icraat dönemi oluştu. Dolayısıyla bugünkü siyasi yöneticiler Türkiye'yi 5 yıllık süreyle yönetecekler. Orta Doğu ülkeleri ya da işte Körfez ülkeleri dediğimiz ülkelerle de kültürel yakınlığımız var. İşte çeşitli ticari ilişkilerimiz de var, turizm ilişkilerimiz de var ve bu ülkelerde gelişmek istiyorlar, atılım yapmak istiyorlar. Ekonomilerinde işte özellikle Suudi Arabistan çok hızlı ve agresif büyüme ve işte ülkeler arasındaki sıralamasını yükseltme hedefi bulunuyor. 2030 yılına kadar 3 trilyon dolarlık yeni bir yatırım yapma hedefi gibi bir hedef koymuş kendisine. Suudi Arabistan mı? Olabilir yani yapabilirler. Hayır, Suudi Arabistan mı koymuş? Pardon anlayamadım sorunuzu. Suudi Arabistan mı 3 trilyon dolar? Evet yatırım. Evet. Suudi Arabistan. Bize ne kadarını yapar? Abi, o geliştirilecek projeye bağlı, iş adamlarına bağlı, siyasilerin yapacağı, işte kuracağı bağa bağlı. Dolayısıyla ülke ellerin birbirine yaklaşımı yanında ticaret ortaklarının da önemi var. Yani iyi bir buluşma gerçekleşmesi, girişimcilerin iyi anlaşması, doğru projeler üzerinde anlaşması gerekir ki hani başarıya ulaşsın hem ticari yönden hem de ülkelere katkı anlamında. Yoksa yani başarısız projeler, başarısız girişimler de var. Mesela Türk Telekom yine Körfez ülkelerinden bir gruba satılmıştı. Başarısızlıkla sonuçlandı. Yani Türk Telekom'a da yaramadı ama belki alan şirkete yaramıştı. Abdurrahman abi 2030 yılına kadarmış bu arada yatırım hedefleri. 3.3 trilyon dolar. Evet evet aynen. Yani 2030 peki bize ne yapılsa mesela Körfez'den biz ne bekliyoruz? Ne kadar yatırım olursa veya ne tür yatırım olursa bu bizi rahatlatır? Bizim neye ihtiyacımız var? Ya bizim dış yatırıma da yani dışarıda yatırım yapmaya da ihtiyacımız var. Türkiye'de yatırım yapılmasına da ihtiyacımız var. Dolayısıyla bunları ortaklaşa yapmaya da ihtiyacımız var. Suudi Arabistan'la olan ortak noktalarımız ya da hedeflerimiz onlar da mesela enerjide işte bu temiz enerji projelerine yatırım yapmak istiyor. Suudi Arabistan ülke olarak çok uygun. Özellikle güneş enerjisine. Dolayısıyla bu yatırımlarda beraber birlikte olabiliriz. Yani Suudi Arabistan'da olabilir bu yatırımlar. Türkiye Suudi Arabistan'dan işte elektrik enerjisinin bir miktarını karşılayabilir. Ondan sonra yine Suudi Arabistan şey yapıyor. Bilgi teknolojileri ve dijital ekonomide ilerlemek istiyor. Böyle bir atılım yapmak istiyor. Petrol ağırlıklı bir ekonomiden
bilgi, teknoloji, dijital ekonomi ağırlıklı, ondan sonra yenilebilir enerji ağırlıklı bir ekonomiye dönüşmek istiyor bu yatırımlarla. Dolayısıyla aynı hedefler Türkiye için de söz konusu. Yani Türkiye'de hakikaten önünde eğer enerji sorununu, sorun demeyelim de enerjide güvenliği sağlamak için, dışa bağımlılığı azaltmak için ki şu anda %70'ler dolayında ithalatla karşılıyoruz enerji ihtiyacımızı. Bunu işte %50'ler ve altına indirebilmek için güneş enerjisine, doğal kaynaklardan elektrik üretimine ağırlık vermemiz lazım. Ve dünya da tam bu yola girmişken, teknolojik yenilikler yapılırken Türkiye'de başladı bu yatırımlara. En çok da Türkiye'nin ihtiyacı var. Eğer Türkiye'de biz yerli üretimle bu yeni dönem enerjisini üretebileceksek enerjide dışa bağımlılıktan da kurtulabileceğiz. Yani düşünün ki bugün işte akaryakıta zammı konuşuyoruz. Bu zammın bir miktarı şeyden kur artışından geliyor. İthal ediyoruz çünkü biz petrolü. Eğer güneş enerjisinden şöyle söyleyeyim Abdurrahman abi, kur artışından geliyor. Evet. Ham petrolün varil fiyatı artıyor, o geliyor. Üstüne ÖTV'den de geldi. Ham petrolde artış hayır, yok. Artarsa işte. Geliyor. Hayır, artarsa diyorum. Artarsa, yani. Artarsa o geliyor. Kur arttı mı o da geliyor. İşte üstüne bir de ÖTV vesaire arttı. Yani, o geldi. Vergi artışı da geldi. Evet, yani, o da geldi. Son artışlar vergi artışı. Dolayısıyla yani vergilerde de her ülke kendisine göre bir vergi uyguluyor. Petrol dünyanın en çok ticareti yapılan malı. Şöyle sorabilir miyim? Somut gidersek, Körfez'den döndüğünde Sayın Cumhurbaşkanı, verimli geçerse görüşmelerdeki geçmesi muhtemel. Ekonomik olarak bizi orta kısa vade ya da uzun vadede şu kadar rahatlatır, daha önce örnekleri var, şu kadar zaman içerisinde şöyle bir karşılığı olur gibi bir şey söyleyebiliyor muyuz? Somut bir şey yani. Şimdi döndü hani çantamda 20 milyar dolar var, 10 milyar dolar var. Bu denemez. Çünkü anlaşma yapıyorsunuz. İki girişimci anlaşıyor. Bunun realize olması zaman alır. Olup olmayacağı da zamana bağlı, gelişmelere bağlı, taraflara bağlı. Dolayısıyla bir başlangıç bu. Ve aslında bu ülkelere yönelik bir Türkiye'nin açılımı ve o ülkeleri de yine Türkiye ile iş yapmaya yönelik bir davet. Tarihi bir fırsat. Yani 5 yılına ben yine buradayım, sizin yatırımlarınızı koruyacağım, bu yatırımlara teşvik edeceğim. Buyurun gelin diyor. Ya da swap anlaşması gibi şeyler olur mu? Bir daha. Olabilir. Olabilir. Yani çünkü dediğim gibi şimdiye kadar hani bazı ülkelerle, Körfez ülkeleriyle, Müslüman bazı ülkelerle sorunlar yaşadık. Dolayısıyla geçtiğimiz 10-15 yılda ticaretimizi doğru dürüst geliştiremedik. Ama biz gittik Afrika'yla ticaretimizi geliştirmeye çalıştık. Kısmen de geliştirdik. Dolayısıyla boş kalan bir alanı dolduruyoruz şu anda. Boş kalan alan İslam ülkeleriydi. O ülkelere yöneldik. Başka Hindistan'a yönelmemiz lazım. Çin'e yönelmemiz lazım. Boş kalan ülkeler olar. Yatırım yapmadığımız ya da daha fazla mal satmadığımız, satamadığımız ülkeler. Dolayısıyla bütün bunları denememiz ve zorlamamız lazım. Bir de enflasyonun durması için tasarrufa gideceğiz herhalde. O lazım değil mi? Ben söyledim ama enflasyon, siz uzmanısınız. Yani enflasyon için bir kere hükümetin karar vermesi lazım. Halkın harcamasını, harcama yapma olanaklarını kısıtlaması lazım. Tamam, tasarruf yapacağız yani. Ücret artışlarını makul düzeylerde yapmaktan geçiyor. Öne bir enflasyon hedefi koymaktan geçiyor. Para arzını ona göre ayarlamaktan geçiyor. Negatif faizlerden kurtulmaktan geçiyor. Az önce konut fiyatlarını söylediniz. O konut fiyatlarının o düzeye çıkmasının temel sebebi son derece düşük faiz oranlarıdır. O faizlerden alınan kredilerle yine sadece krediler değil, ayrıca negatif faizden kaçanların sığınmasıyla ya da talep göstermesiyle konut fiyatlarının tarihin en yüksek düzeyine çıkması ile oluşmuş bir tablodur. Peki. Dolayısıyla bu yerel seçime kadar sürecektir. Sonra bence o kapı da kapanacaktır. Yerel seçimden sonra
aslında rasyonel, normal ekonomik şeylere döneceğiz. O zaman evet. Şu anda daha henüz rasyonel enflasyonla mücadele sürecinde olmadığımızı düşünüyorsunuz siz. Yerel seçime kadar da böyle gidiyoruz. Yani. Onu düşünüyorum çünkü devlet tamam bir taraftan enflasyonla mücadele ediyor diyemeyeceğim. Yani bir taraftan seçmene ya da işte memurlara, çalışanlara, emeklilere ücret artışları veriyor. Ama diğer taraftan da vergileri artırıyor ve kendi gelirini artırıyor. Dolayısıyla enflasyona yol açıyor vergi artırırken. Yani bunu bu vergi artışlarını biz önümüzdeki aylarda enflasyon üzerinde göreceğiz. Böyle bakın yani bugünkü döviz kurunun artışı da yine bu vergilere bağlı. Çünkü vergiler enflasyonu azdıracak. Azan enflasyona paralel kurların da artması gerektiğini... O zaman da Türk lirasının değeri düşmeye devam edecek böyle gittiği sürece. Elbette. Yani enflasyon ne kadar enflasyon olursa Türk lirası da o kadar hızlı değer kaybeder. Enflasyonun hızlanacağını düşünenler bence burada bir spekülatif atak yaptılar. Merkez Bankası'nın da Perşembe günü faiz toplantısı var. O faiz artışı onu soracaktım ama süremiz bitti. Artış bekliyorsunuz herhalde Perşembe günü toplantıda. Artış bekliyorum ama beklentinin altında kalabilir. Yani %3 puan kadar bir artış bekliyorum ama bu son spekülatif atakla beraber döviz kuruna belki o biraz daha yukarıda tutulabilir. Yani 5 puana kadar çıkabilir. 5 puan. Çok teşekkür ederim. Abdurrahman Yıldırım. Sağ olun. İyi yayınlar dilerim. Sağ olun, teşekkürler. Abdurrahman Yıldırım'ın söylediğinden özetle yerel seçime kadar enflasyonla mücadele bu politikaların çok rasyonel ekonomi politikaları veya enflasyonla mücadele politikaları olmadığını işaret etti. Şimdi bir görüntüyle reklama gideceğiz. Hatırlayın Fransa'da 17 yaşında bir genç öldürülmüştü polis tarafından. Irkçılık karşıtı protestolar başlamıştı. Bu Fransa'dan gelen bir görüntü. Bu montajlanmış bir görüntü olabilir. Gerçek görüntü böyle olmayabilir. Ama biz Fransa'da bunun yaşandığına şahitlik ettiğimiz için, ibretlik bir görüntü olduğu için de ana haberde sizle paylaşmak istedik. Görüntü yaklaşık bir dakika boyunca bir deney yapılmış, sosyal bir deney. Görme engeli olan bir Fransız vatandaşı beyazsa eğer, her girdiği Fransızın koluna girdiğinde önce bir ürküyor arkadaki kişi, sonra bakıyor ve ona yardımcı oluyor. Onunla birlikte yürüyor. Biz olsak kim kolumuza girse destek olur, onunla birlikte yürürüz. Ama bu kişi bir Afrikalı olduğunda, Afrikalı bir göçmen veya Fransız vatandaşı olduğunda bakın çok önemli bir detay bu. Vatandaş Fransızların tepkisi bu. Yani görme engelli olduğunu fark etse dahi ondan hızla uzaklaşıyor. Ya kolunu silkeleyen falan var. Yani o derece kötülük, o derece çirkinlik. Bakın kolunu silkeledi, gördünüz mü? Yani böyle dokunduğu için. Bakın bir beyaz Fransız görme engelli olduğunda yürürken koluna girip ona yardım edenlerin tam aynı görme engellinin bir Afrikalı siyah olması, renginin farklı olması halinde tepkisinin bu olduğunu göstermişler. Dediğim gibi biz hep göstermek istenen değil, olanı aktarmaya çalışıyoruz dedik. O yüzden yine söylüyorum, bu video montajlanmış olabilir. Gerçekten siyah birine de yardım eden bir Fransız da olabilir. Onu belki videoya koymamış da olabilirler. Böyle şeyler de mutlaka yaşanmıştır. Ama Fransa'nın gerçekliği açısından ibretlik bir görüntü olduğu için paylaşmak istedik ki daha geçtiğimiz haftalarda gösteriler, hayatını kaybedenler ve tutuklananları paylaşmıştık. Bir reklam arası. Efendim süremiz bitti, ana haberi noktalayacağız. Bizden sonra Türkiye'nin nabzıyla Kemal Öztürk karşınızda olacak. Bu arada ben yarın Hatay'dayım. Yarın ana haberde yokum. Görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşça kalın.